Saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrenciler ve değerli katılımcılar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinliğimizin 3. gününden herkese merhaba. Ben Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Gamze Çiğdem. Bugün Sayın Birekberimizin anlatımı ile Hatay Arkeoloji Müzesi'ne çevrimiçi olarak gezeceğiz. Normalde müzenin içerisinden canlı bir şekilde aktarım yapmayı planlıyorduk ama maalesef pandemi koşulları sebebiyle bu pek mümkün olmadı. O yüzden müzenin sanal turunu ekrana verip onun üzerinden Sayın Rehberimiz anlatımını gerçekleştirecek. Sizlerin huzurunda Sayın Rehberimize bu davetimizi kırmayıp geldiği için ve bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Alcan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Size kısaca tanıyabilir miyiz müze tarihine bir geçmeden önce, müzeye gezmeden önce? Tabii ki de. Aycan Kuzu, ben profesyonel turist rehberiyim. Almanca ve Türkçe dilinde rehberlik yapıyorum. 2015 Balıkesir Üniversitesi mezunuyum. Turizm rehberliği mezunuyum orada. Aslen de İskenderunluyum. İstanbul Rehberler Odası'na bağlıyım. Bu şekilde kendimi çok takdim güzel etmiş oldum. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde, Turizm Fakültesi'nde ve siz saygıdeğer hocalara da bana burada kitleye hitap etme imkanı sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için. O zaman başlayalım dilerseniz. Tabii zaten şeyler de geliyor. Katılımcılar da yavaş yavaş geliyor. Hatay Arkeoloji Müzesi'ni bugün birlikte sanal müze turu şeklinde gerçekleştireceğiz. Tabii hocamın da bahsettiği gibi normalde yerinde yapacaktık ama bazı sebeplerden ötürü bu şekilde yapmaya karar verdik. İşte elimizden gelince de güzel bir hazırlık yaptık. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin burada bize sunulan imkanlar doğrultusunda genel olarak tanıtımını yapmaya çalışacağız. Bazı eserler üzerinde duracağız. Şu an işte Hatay Arkeoloji Müzesi'nin de önündeyiz ayrıca. Bir su değirmeni karşılıyor bizi burada. Su değirmenleri Hatay bölgesi için, yani Antakya için çok önemli. Asi Nehri kıyısına kurulu şehirler ve tarih boyunca da hep Amik Ovası'ndaki su kaynaklarına yerleşildiği için bu 100 yıl öncesine kadar, hatta günümüzde de köylerde bu şekilde birkaç su değirmeni görebiliyoruz. Günümüzde çok fazla olmasa da eskiden çok büyük bir öneme sahipti. Şöyle biraz fotoğraf gösterdiğimde Asi Nehri'nin akışını görüyoruz buradaki haritada. Lübnan'da Beka Vadisi üzerinde doğan Asi Nehri 3 ülke üzerinden bizim buraya Amik Ovası'na kadar ulaşıp orada bir dirsek yapıp Samandağ'ında denize, Akdeniz'e buluşuyor, oraya dökülüyor. Ve bu 550 kilometrelik ortalama 550 kilometrelik yolculuk içerisinde de tabii bu nehir etrafında, su kaynaklarının etrafında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir topraktan, bir bölgeden bahsediyoruz. İşte Amik Ovası'nın ortasından direkt geçiyor zaten. Bunlardan bahsedeceğiz. Yine eski değirmen gösterecek olursak şu şekilde, bu değirmenler tabii ilk önce insanların el gücüyle öğüttüğü tahıllar. Daha sonra hayvanlar aracılığıyla devam eden bu tarihi süreçte işte değirmenlere kadar gelmesini görüyoruz. Bu şekilde değirmenlerle 100 insanın müzenin yaptığı önündeki değirmen de aslında bunu simgeliyor değil mi? Efendim? Müzenin önündeki değirmen de aslında bunu simgeliyor. Evet, evet. Tamamen Asi'nin bereketi, buradaki suyun bereketi, toprakların bereketiyle ilgili ufak bir şey olmuş burada. Müze ne zaman faaliyete açıldı Aycan Bey? Hatay yani Arkeoloji Müzesi, şöyle baktığımızda ilk önce tabii kazı tarihçesine biraz girmek gerekiyor. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde kazılar 1930'lu yılların başında başlıyor. O dönemde tabii Hatay bölgesi söz konusu, daha Hatay ismi bile telaffuz edilmiyor iken İskenderun Sancağı ve Antakya'dan bahsediyoruz. Bu bölge Fransızların işgali altında, bir manda yönetimi var burada. Ve 1930'lu yıllarda burada bir komisyon kuruluyor. Fransa-Suriye Yüksek Komisyonu kuruluyor. 1931'de de ilk izin çıkıyor. Burada bir komite kuruluyor tabii. İşte Princeton University gibi, Louvre, Baltimore Müzesi, işte Worcester gibi
farklı farklı kurumlar gelip burada bir komite oluşturuyorlar ve bu kazının başkanlığını Princeton Üniversitesi yürütüyor. 6 yıllık bir izin alınıyor 1931 yılında. 1937'ye kadar kazılıyor. Daha sonra 1937'de tekrar ikinci bir izin alınıyor. Bu defa Suriye Antik Miras Müdürlüğü diye bir kurumdan 6 yıllık bir izin alınıyor. Fakat şu hesaplanamıyor tabii. 1938'de Hatay, birazdan kronolojide bahsedeceğim üzere, bağımsız bir devlet statüsü kazanıyor. Ve bu dönemde de tabii eserlerin paylaştırılması konusunda sorunlar ortaya çıkıyor. 1939'da yine ana vatan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi altında işte yine Princeton'a güvence veriliyor. 1937'deki tekrar 6 yıllık uzatmaya bağlı kalınacağına dair bir güvence veriliyor. Fakat daha sonra yine Cumhuriyet'in Hatay'ın ana vatana katılmasıyla birlikte burada İkinci Dünya Savaşı süreci, finansal sıkıntılar vesaire derken buradaki kazılar bir duraksama dönemine giriyor ve burada eşyalarını toplayıp gidiyor yabancı arkeologlar. Eserleri de aralarında paylaştırıyorlar. 1934'te ilk defa Hatay'da bir müze binası inşası söz konusu. O da bugün günümüzde meclis binasının karşısında gördüğümüz binadır. Antakya'daki bulunan meclis binasının, değil mi? Evet, Antakya merkezde köprü başında hemen bir meclis binası var. Meclis binasının karşısında eski arkeoloji müzesi 1934'te inşaatına başlanıyor. 1948 yılında Hatay'ın bağımsızlığının 9. yıl dönümünde orası açılıyor. Yani 1948 yılında Hatay bir müzeye kavuşuyor ve eserler orada sergileniyor. Daha sonra 2011 yılında, tabii bu 50 yıllık süreçte de kazılar devam ediyor ara ara. Özellikle 1995 ile 2002 yılları arasında Amik Ovası Bölgesel Araştırma Projesi devreye giriyor. Çok kıymetli burada şu an hani yine Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli hocalarımızın kazıları o süreçte başlıyor. Yine yabancı arkeologlarla birlikte. Ve 2011'de artık yeni bir müze yapılması planlanıyor. 2011'de burada temel atılıyor. 2014'ün Aralık ayında da gördüğümüz bu Hatay Arkeoloji Müzesi açılıyor. Ve aslında bu yeni hali 2014 yılında açılıyor. Evet evet, yeni hali 2014'te açılıyor. Güzel eserlerimiz işte orada köprü başındaki eski müzeden buraya taşınıyor. Günümüzde şu an yeni eski müze binasının olduğu dersek, eski müze binası da şu an Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor. O da hizmetine devam ediyor oradaki müzede. Evet, orada Etnografya Müzesi olarak devam ediyor. Hatay Arkeoloji Müzesi 2014 yılında işte açılıyor. İlk başlarda işte şey oldu, eserler daha tam oturmamıştı. Bazı bölümler kapalıydı ama günümüzde tam hizmet. Evet, yani biz de her gittiğimizde böyle arkadaşlarla falan gidiyoruz. Her gittiğimizde yeni bir bölüm açılıyor. Ya bu var mıydı, bu var mıydı falan diyoruz. Her defasında daha da genişleyen bir müze var. Yani şu an belki daha bitmemiş de olabilir. Geçen gittiğimde yine daha yeni eserlerle karşılaştık. Biz gece yatağımızda uyurken orada insanlar çalışıyor yine. Çalışıyor. Tabii eserlerin bakımı var, işte yeni yeni koleksiyonlar. Bazen sergiye gönderilen eserler var veya sergi olarak buraya gelen eserler var. Çünkü Hatay'ın arkeolojik eserleri 1939'lu yıllarda bu komite arasında bölüştürüldü. Neye göre bölüştürüldü? Kazıda en çok finans kaynaklarını sağlayan kuruluşların işte kim daha çok katkı verdiyse bu eserleri bölüştürdüler. Tabii bizim de payımıza düşenler işte günümüzde burada. Ara ara bu eserler de seyahat ediyor. Hani işte British Museum'dan bundan birkaç yıl önce gelen bir İdrimi heykeli vardı. İşte ne bileyim, buradan şu an günümüzde İstanbul'da Seleukos Hanedanlığı'nın büstleri orada sergileniyor. Eserler sık sık seyahat ediyor bizler gibi. Ama genel olarak işte kurulum bu şekilde. Büyük bir müze, yaklaşık 10.700 metrekarelik sergi alanından bahsediyoruz. 40 bine yakın da eser söz konusu burada. Mozaik olarak da baktığımızda yani dünya sıralamasında yine en büyük müzelerden biri olarak girer. Evet. 30.000 metrekarenin üzerinde de bir kapalı alanı var, oturum alanı var. Müze koleksiyonu açısından da dünyada iyi bir sıralamaya sahip bir yer. 3.250-3.300 metrekarenin üzerinde bir mozaik sergi alanı var. Bu da dünyada ilk üçe giriyor işte. Ondan sonra işte bu
şeyle birlikte, Zeugma Müzesi ile birlikte tabii evet. Türkiye'nin öncü müzelerinden biri mozaik konusunda. Sikke koleksiyonu açısından da dünyada yine ilk 5'e girecek bir koleksiyona sahip. Evet, güzel hazine bir odasında yer alıyor değil mi? O da bayağı geniş çaplı bir hazine odası, evet. Oradan da birazdan bahsedeceğiz kısaca yine. Aycan Bey, açıldığından bu yana ziyaretçi sayısı hakkında bir bilgi verir misiniz? Hani müze ziyaretçi sayıları. Evet, ziyaretçi sayısı... Pandemiye kadar tabii, pandemi biraz daha... Pandemi sürecine kadar olan BÖSEV'in yayınladığı çizelge üzerinden gittiğimizde ilk başlarda 60 bin ile 90 bin arası ziyaretçi sayısı söz konusu 2017 yılına kadar. 2018'de biraz daha bir atılım söz konusu, 100 bin üzerine çıkıyor. 2019'un verilerine göre ise 221 bin üzerinde bir ziyaretçi sayısı. 221 bin, 20 binin üzerinde. 2019. Çok muazzam bir sayı. Tabii bu da tanıtımla alakalı oldu. Yine tanıtımlar çok oldu. 2019 bu Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten bayağı kalabalıktı. Boş durmuyorduk biz de. Hatta yani kışın bile müze sürekli hınzımız doluydu. Çok güzel, çok keyifliydi. İlgi de çekiyor. İnşallah eski kalabalıklarına kısa süre içerisinde kavuşur. Biz de öyle umuyoruz tabii. Pandemi sürecinde de tabii işte böyle sanal müze gezileri sisteme entegre edildi. Bunlar da faydalı oldu. İnsanlar tabii dışarıdan görüp baksın diye, ama tabii yerinde görmek kadar güzel bir şey. Yerinde görmek çok farklı bir durum. Hani bizim aslında biraz daha farkındalık oluşturmak adına, yani ben defalarca müzeye gitmişimdir, ziyaret etmişimdir, ama şimdi benim için de bir rehber eşliğinde gezmek ilk olacak. Yeni keşfedeceğim aslında bazı eserleri de. O yönden güzel bir sanal gezi olacağını düşüncesindeyim. O zaman girelim biz müzenin içerisine. Yavaş yavaş giriş yapalım. Bu arada Türkiye'de de en çok ziyaret edilen arkeoloji müzelerinin sıralamasının içerisindedir. Yani İstanbul'da mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi zaten başı çekiyor. Zeugma evet. Buradan daha fazla. Ondan sonra Hatay rahat gelir istatistiklere baktığımızda. Evet, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin içerisindeyiz şu an. Şöyle girdiğimizde şurada solda çok güzel bir yazı var. O yazıyı mutlaka ben misafirlerle girerken gösteririm ve okurum aynı zamanda. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüdür bu. Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer diyor. Çok önemli bir sözdür bu bence. Çünkü Hatay ismiyle de ilişkilendireceğiz birazdan. Hatay ismi nasıl doğmuş, ona da bakacağız. Burada karşımıza çıkacak. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Giriyoruz. Evet, şurada sol duvarda bizi bir yazı karşılıyor. Amenius Marcellinus. Doğunun kraliçesi Antakya. Evet. Neden kral değildi kraliçe Ağcan Bey? Evet. Neden kraliçe denmiş? Güzel soru, yani. Çok güzel soru. Niye kral değil de kraliçe? Tabii burada şimdi toprakların bereketinden bahsediyoruz. Toprak hep dişi bir kavram olarak algılanmış tarih boyunca insanlar. Doğurganlık özelliğine sahip olmuş. Doğurganlık özelliği, evet. Hatta Amik Ovası'ndan bahsediyoruz. Amik kelimesinin etimolojisine baktığımızda da ana tanrıça, ana tanrıçanın şehri, ana tanrıça şehri, ana tanrıça şehrinde yaşayan insanlar, uk takısı var onda, şeklinde bir köken görüyoruz. Daha sonra Antakya'nın kuruluşuyla ilgili yine adanmış, kentin adandığı bir tanrıça var. Orada Tike'yi görüyoruz. Daha sonra ilerleyen dönemlerde Artemis figürleri görüyoruz. Yani biraz da kadınsı, yani doğurgan bir özellik yüklenmiş topraklara bereketi sebebiyle. Yani aslında yere taş atsan yeşerecek doğurganlığa sahip diyebiliriz yani bu topraklar için. Ve birçok uygarlığın bu kadar hüküm sürmesinin sebeplerinden biri de bu olsa gerek zaten. Bereketli topraklar. Evet, Amenius Marcellinus da bu sözü söylemiş. Antakyalıdır kendisi de. Hemşehrimizdir. Bir tarihçidir aynı zamanda. 4. yüzyılda Antakya'da doğmuş, yaşamış ve dönemin imparatoru Julianus'ta da seferlere katılmış bir tarihçidir. Aynı zamanda orduda da subaylık yapmış. 30 cilden fazla Roma tarihini yazdığını biliyoruz. Günümüze kadar ulaşan
birkaç serisi de var, faydalanılıyor halen. Hatta Res Gate Roma diye bir eseri var. Sözü geçtikten sonra tabii yine bir hatırlatma yapmak isterim orada. Marcellinus'un şöyle bir sözü de var. Dünyada hiçbir kent ne topraklarının bereketi ne de ticaretteki zenginliği bakımından bu kenti geçemez şeklinde bir sözü var. Orientis Apicem Pulchrum, Doğu'nun kraliçesi. Orientis, Doğu demek, Asi Nehri'nin de aynı zamanda eski isimlerinden biri Orientis. Orientis Orantes olarak da yine. Doğudan Orientes, doğudan gelen su anlamını taşıyor. Çünkü diğer bildiğimiz nehirlerin aksine kuzeyden güneye ve işte doğu tarafına değildi. Biraz daha bu nehir doğudan, doğudan kuzeye doğru akıyor. Ve burada işte Amik Ovası'nda diğer sularla birleşip tekrar Akdeniz'e dökülüyor. Evet, kronolojinin önüne geldik şu an. Hatay kronolojisi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Yok hocam, şey yapabiliriz. Tamam, devam ediyoruz. Kronolojik olarak Hatay tarihine baktığımızda Hatay'da bütün çağları aşama aşama burada görüyoruz. Yaşamış medeniyetlerin kalıntılarını, hani medeniyetin beşiği diyoruz ya bugün. Bunun işte burada birebir işte karşımızda canlı olarak görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte bu müzenin kuruluşu da bu şekilde. Müzeyi gezmeye başladığımızda en eski çağlardan itibaren günümüze kadar olan eserleri inceliyoruz. O tarihlerin içinden geçerek ilerliyoruz. Hatay kronolojisi üst paleolitik dönemle birlikte başlar. Yani taş devri dediğimiz evrenin en sonuncusu olan üst paleolitik devriyle başlıyor. İnsanlar tabii o dönemde avcı toplayıcı ve hava şartlarından, mevsim şartlarından dolayı da mağaralarda iskan ediyor. Ve bu üç ağız mağara Samandağ'da, şimdi içinden geçeceğiz, orada başlıyor. Daha sonra bir epipaleolitik dönem var şurada. Epipaleolitik dönem yaklaşık olarak milattan önce 17 bin ile 10 bin yılları arasını kapsıyor. Bu dönem insanların neolitik döneme geçiş sürecini, yani mezolitik diyoruz zaten biz ona, geçiş sürecini anlatıyor. Bu dönemde insanlar mevsim şartlarına ayak uydurmaya çalışıyor. Dışarı çıkıyorlar artık. Mağaradan dışarı çıkıp su kenarlarına, daha böyle toprak, işte verimli olan toprakların kenarlarına yerleşip orada yabani bitkiler, yabani tohumlar topluyorlar. Ve farklı bir dünyayla tanışıyorlar. Bir alışma süresi. Ellerindeki taş aletleri inceltiyorlar. Daha estetiksel bir kavram kazandırıyorlar. Ondan sonra işte Neolitik süreç dediğimiz, Neolitik geçiş, tabii Anadolu'da yine farklı bölgelerde, farklı tarihlerde, farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Bu da milattan önce 10.000 ile 5.500 yılları arasını tarihlendiriyor. Bu dönemde insanlar tarımsal geçiş süreci diyoruz biz buna, ama tabii Göbekli Tepe ile farklı bir teori ortaya çıktı. İnsanlar acaba tarım yüzünden mi yerleşik yaşama geçtiler, yoksa acaba din, inanışlar yüzünden mi yerleşik hayata geçti? Artık günümüzde kabul edilen bir teori zaten. İnsanlar tarım yaptıkları için değil, inançları için, tapınaklarını korumak, onlardan uzaklaşmamak için yerleşik hayata geçti diye bir teori var. Neolitik dönem diyoruz, yeni dönem. Yani taş devrinin sonuncusu, cilalı taş dediğimiz dönem. Bu dönemde insanlar ufak köyler kurmaya başlıyorlar artık. Toprağı işlemeyi öğreniyorlar. Kerpiç evler yapmayı öğreniyorlar topraktan. Bu dönemde yine işte insanlar çoğalıyor artık, yerleşik hayata geçtikleri için göçebe hayattaki gibi mal mülk kavramından yoksun kalmıyorlar. Çünkü göçebe iken çok az işte bir sayıda ilerlemek durumundayken insanlar yerleşik hayatta öyle bir sıkıntı çekmiyorlar. Fakat yerleşik hayata geçildiği için de hayvanlar da evcilleştiriliyor bu arada. İşte keçi ve köpek. Tabii sadece insanların değişimi değil doğanın da yani, hayvanların da bir değişimi mevcut. Aynen öyle. Bu dönemde de hayvanlarla iç içe yaşanıldığı için salgın hastalıklar ortaya çıkıyor. Günümüzde şu an yaşadığımız gibi salgın hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve insanlık farklı bir geçiş süreci yaşıyor Neolitik dönemde. Bunun başlangıcı Anadolu'da milattan önce 10-11 bin yıllara kadar başlıyor. İşte 5 binlere kadar iniyor.
Onun dışında işte bu dönemde yine Amik Ovası'nda hemen şöyle baktığımızda tel kurdu höyük görüyoruz. Geç Neolitik dönem. Hemen çıktıktan sonra şimdi oraya da geçeceğiz zaten. Daha sonra bu taş devrinin kapanmasıyla birlikte maden çağları başlıyor. Maden çağlarında ilk önce köyde köy oluşumu vardı. Şimdi köyden kent oluşumu başlıyor. Bu kentler artı ekonomiye geçtiği için, artı ekonomilerini de korumak için bir yönetici sınıfı oluşturmaya başlıyorlar bu dönemde. Ve ufak siyasal örgütlenmeler başlıyor. Bu beylikler döneminde diyebiliriz. Özellikle Amik Ovası için. Daha sonra Tunçay ile birlikte bu beylikleri bir araya getirip bir imparatorluk çatısı altına toplayan Hititlerle karşılaşıyoruz. Hititler de geç Tunç Çağı'nda işte 16. yüzyılda başlıyor. 1200'lü yıllara kadar milattan önce hakimiyetini sürdürüyor. Demir Çağı'yla birlikte Hititler bölgede işte Mısır seferleri, yukarıda Kimerlerin saldırıları, batıda da işte Balkan ve Ege göçlerinin Anadolu'ya girmesiyle birlikte Hititler bir saldırı altına kalıyor. Hititlerin de yıkılmasıyla birlikte tekrar bir önceki dönemin aynısına dönüyorlar. Yani o imparatorluk çöküyor. Tekrar beylikler dönemi başlıyor. Anadolu'da özellikle Amik Ovası bölgesi, yani Frigya kısmına kadar olan bölgede. Burada işte baktığımızda yine ufak ufak krallıklar oluşuyor. Hattena krallığı diye söylüyoruz. Mittaniler, Huri Mittaniler öncesinden var tabii de. Hititlerin yıkılışıyla birlikte yine ufak geç Hitit dönemi prenslikleri, yani Hattena prensliği bu bölgede hakimiyet sürüyor. Daha sonra arkaik dönem var. Klasik dönem baktığımızda klasik dönemde de burada Perslerin Anadolu'ya yönelmesi olayı var. Milattan önce 500 ile 330'lu yılların arasında bir Pers hakimiyeti söz konusu. Anadolu Perslerin hakimiyetinde Anadolu Perslerle tanışıyor ve Pers kültürüyle Anadolu ve Helen kültürü kaynaşıyor. Yani bu Ege göçleriyle birlikte batıdan giren kavimlerle Anadolu'daki yerel halklar ve daha doğudan gelen Perslerin kaynaşması söz konusu. Perslerin hakimiyetinde olan Anadolu'yu kurtarmak için tabii batıda yeni bir oluşum var. O oluşumda Filipos, Makedon kralı, baba Filipos, Büyük İskender'in babası, Anadolu'ya sefer düzenlemek üzere kafasında bir sefer tasarlıyor ilk önce. Tabii bunu hayata geçiremiyor çünkü vefat ediyor, ömrü yetmiyor. Ve oğlu Büyük İskender bu görevi devam ettiriyor. Büyük İskender kral seçiliyor ve Anadolu'ya Granikos üzerinden giriyor. Ege'deki uygarlıkları kendi imparatorluğuna katıyor. İşte bugünün Ankara'sı olan Gordion'a gidiyor. Orada Gordion düğümünü kesiyor. Tarsus'a iniyor. Tarsus'da dinleniyor. Daha sonra İssos Savaşı'na hazırlanıyor. Bugün işte İskenderun'un ismini aldığı yerdir aynı zamanda. İssos Savaşı bugün işte Payas tarafında ileride demir çeliğin olduğu bölgede. Kinet Höyük'ten bahsettiğimiz zaman zaten orada daha net göstereceğim. Orada düz bir ovada Perslerle savaşıyor ve ikinci savaşının da galibi Büyük İskender oluyor. İskenderun kuruluyor milattan önce 330'lu yıllarda. Alexandre Minor şeklinde Küçük İskenderiye, Küçük İskenderun. Çünkü daha sonra işte Mısır'da da İskenderiye'den bahsediyor. İskenderun yeri aslında Aleksandre olarak. Aleksandre, Aleksandretta, Aleksandre ama hep Minor takısıyla tarihte alınıyor. Minor de küçük, ufak İskenderun anlamına geliyor. Büyük İskender daha sonra işte seferine devam ediyor. Ölümüyle birlikte 323 yılında bir karmaşa yaşanıyor. Çünkü baktığımızda şöyle Makedonya'dan başlayan yolculuk Babil'de sona eriyor. Büyük İskender vefat ediyor. Büyük bir toprak, büyük bir imparatorluk miras kalıyor ama bir verasetçisi yok. Yani bir mirasçısı yok bu toprakların. Kimi söylentiye göre generalleri, yani Diadochlar dönemi dediğimiz dönemde generaller Büyük İskender'e şu soruyu soruyorlar ölmeden önce. Bu kadar büyük bir imparatorluğu kim yönetecek senden sonra diyorlar. O da aranızda en güçlü kimse o yönetecektir şeklinde bir cevap verdiği söylenir. Tabii Büyük İskender vefat ettikten sonra bölgede Seleukos, Babil satrabıdır. Antigonus ise burada yine Amiye yakın bir bölgede bu bölgenin satraplığını yapıyor. Suriye satraplığını yapıyor. Ve generalleri savaşa tutuşurlar. İki general Seleukia ve Antigonus bugün Denizli'ye yakın bir bölgede İpsus Savaşı'nı verir. Ve Seleukos galip gelir.
Seleukos tabii daha önce Babil yani Dicle kıyısında bir Seleukiye kuruyor. Daha sonra yine içeride Fırat kenarında Seleukiye var. Daha sonra Samandağ geliyor. Şöyle hemen onu da gösterelim. Seleukia Pieria diye bir şehir kuruluyor. O da hemen şöyle yakınlaştırdığımızda Seleukos Krallığı şeklinde görüyoruz. Milattan önce 300 yılında. Antigonus'u yeniyor. Samandağ'a gidiyor ilk önce. Samandağ kıyısında Seleukia Pieria diye bir şehir görüyor. Burada Çevik sahilini görüyoruz. Dağlık alan. Seleukia'nın dağlık şehri. Pieria dağ demek. Seleukia'nın dağlık şehrini kuruyor. Ve burayı ilk önce başkent ilan ediyor. Daha sonra başkenti buraya taşıyor. Zaten var olan bir sınır içerisinde hakimiyetini sürdürürken başkentini Samandağ'a taşıyor. Fakat şöyle bir şey fark ediyor daha sonra. Benim önüm çok açık diyor. Burası saldırıya uğrayabilir. Koruyamayabilirim diyor şehrimi. Ve bir kahine danışıyor. Yeni bir şehir kurmak istediğini söylüyor kahine. Ve kahin ona bir boğanın kurban edilmesi gerektiğini, ciğerini de bir kayanın üzerine bırakması gerektiğini söylüyor. Seleukos bir boğa kurban ediyor. Ciğerini kayanın üzerine bırakıyor kahinin dediği gibi. Ve rivayete göre bir kartal geliyor. Bir kartal o ciğeri alıp bugün günümüzde Habib Neccar ve Haç Dağı eteklerine bırakıyor. Ve kahinin söz ettiği ilham şeyinin gerçekleştiğini düşünüyor ve tekrar ordularını toplayıp alaylar halinde günümüz Antakya'sının oraya geliyor ve Antiokya şehrini kuruyor. Babası Antiochus kimi kaynaklara göre bu ilham kaynağı oluyor, şehrin ilham kaynağı. Aynı zamanda oğlunun adı da Antiochus ve Antakya şehri İskan'a başlıyor. Antakya şehri kuruluyor. Şöyle şu dönemde bakıyoruz. Antakya ismi bu dönemde telaffuz ediliyor ama etimolojisine baktığımızda yine Attis Ionia, Ionia, Attis'e tapan Ionialar gibi etimolojik kökenler de var ama en çok burada günümüzde kullandığımız Antakya Seleukos döneminde ortaya çıkıyor. Şöyle baktığımızda Antakya şehrinin kuruluşu bu ızgara kent planı sistemiyle zaten Asi Nehri ile Habib Neccar ve Haç Dağı arasında kurulan bir şehir oluyor. Yani Asi Nehri sınır oluyor bu dönemde. Tabii bu dönemde yine Antakya'nın ortasında bir nehir, bir göl, bir ada var. Onu göstereceğim aynı zamanda. Şurada Antakya, bugün işte Palladium Alışveriş Merkezi dediğimiz bölge, o bölgede bir ada vardı. Antakya kurulduktan sonra Seleukos Hanedanlığı hakimiyeti altında milattan önce 64 yılına kadar hüküm sürüyor Seleukoslar. Daha sonra batıda yine güçlenen bir devlet var. Roma Cumhuriyet dönemini görüyoruz. Roma Cumhuriyet dönemi o dönemde triumvirlik denilen bir yönetim sistemiyle yönetiliyordu. 3 tane general senatoya hesap veriyordu. Bunlardan biri Julius Caesar hepimizin bildiği. İkincisi Pompeius, bir tanesi de Crassus. Bunların üçü general ve her birinin ayrı ayrı görevleri var. Caesar Cermenlerle, kabilelerle orada uğraşırken Crassus Partlarla uğraşıyor. Pompeius'un görevi ise Anadolu'yu, Suriye'yi ve Mısır'ı Roma'ya bağlamak. Milattan önce 64 yılında bölgeye geliyor ve Antakya'yı Roma Cumhuriyeti döneminde Roma'ya katıyor. Suriye eyaletini daha doğrusu ve Antakya'yı da Suriye eyaletinin başkenti ilan ediyor. Bu dönemden itibaren İslami fütuhatlar dönemine kadar Roma'nın idaresi altında altın çağını yaşıyor Antakya. Bu dönemde yine Hristiyanlık gibi önemli bir dinle tanışıyor. Kudüs'ten kaçan İseviler Kudüs'ten sonra ilk topluluğu yani ilk kiliseyi burada Antakya'da kuruyorlar. Anadolu'ya giriyorlar ve Anadolu'dan da yani Hristiyanlık da Anadolu'ya buradan yayılıyor. Aziz Paulus'un işte faaliyetlerine misyoner gezileri burada Antakya'dan başlıyor. Tekrar buraya geri dönüyor iki defa işte üç defa. Burada kilise dediğim gibi ilk topluluk kuruluyor ve farklı bir kaynaşım yaşıyor bu şehir. Tabii milattan sonra 4. yüzyıla kadar Hristiyanlık aynı zamanda yasak bir din olduğu için de burada kargaşalar da yaşanıyor. Yine Seleukoslarla Roma döneminde Antakya Olimpiyat Oyunları'yla tanışıyor. Tabii bu Olimpiyat Oyunları şehre bir zenginlik kazandırıyor. Çünkü
İşte Atina'dan gelen sporcular, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen sporcular ve ziyaretçiler, zengin ziyaretçiler bu bölgeye ekonomik bir kaynak sağlıyor. Kültürel alışveriş oluyor. Kültürel bir alışveriş. Evet, kültürel bir alışveriş oluyor o dönemde. Ondan sonra bu dönemde çok önemli din adamları ve felsefeciler de yetişiyor. İşte Libanius gibi, demin işte sözünü bahsettiğimiz Marcellinus gibi önemli insanlar yetişiyor. Roma imparatorlarının uğradığı bir şehir ve işte Defne bölgesinde dinlenmeye çekildiği bir şehir oluyor. Roma'nın da Castrum şehri oluyor, askeri garnizonu oluyor. Bütün Doğu seferlerini başlattığı bölge oluyor. Daha sonra ilerlediğimizde İslami dönem, yani 632 yılında İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed vefat ediyor. Ve işte Ebu Bekir dönemiyle başlayan bir halifelik dönemi var. Halife Ömer dönemi 638 yılında da Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki ordular burada Antakya'ya giriyorlar ve Antakya Hristiyanlıktan sonra da İslamiyet'le tanışıyor. Daha sonra el değiştiriyor yine. Sık sık akınlar düzenleniyor. Tekrar Doğu Roma, yani işte 395 yılında Roma ikiye ayrılıyor. Başkenti İstanbul, yani Konstantinopolis oluyor eski adıyla. Doğu Roma dönemini görüyoruz. Selçuklu dönemini görüyoruz. Kutalmışoğlu, Süleyman Şah döneminde Selçuklular, evet, 1084 yılında Antakya'yı fethediyor. Daha sonra 1. Haçlı Seferleri sonucunda da Latinler, yani günümüzde Katolik dediğimiz kesim, Tapınak Şövalyeleri bu bölgeye geliyorlar. Urfa Kontluğunu, Antakya Haçlı Prensliğini ve Kudüs Haçlı Krallığını bölgede kuruyorlar. Yaklaşık olarak 1298 yılına kadar da hakimiyetleri burada sürüyor. Daha sonra Memlükler ortaya çıkıyor. O dönemde halifelik de Memlükler'deydi. Ve 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in düzenlediği Melcidabık ve Daniye seferleriyle birlikte de Osmanlı dönemi başlıyor bölgede. Osmanlı döneminden sonra 1918'e kadar da kesintisiz yine uzun bir süre rahatsız edilmiyor Antakya şehri. 1918'in Ekim ayında, 1918'in Ekim ayında, 30 Ekim'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor, yine hepimiz biliyoruz ki. Osmanlı döneminin son dönemleri artık, hasta adam deniyor Avrupa'da ve Osmanlı toprakları paylaştırılıyor. Daha önceden Fransızlar ve İngilizler arasında yapılmış Sykes-Picot Anlaşması karşılığında da bu bölge Fransızların payına düşüyor. Hemen Aralık ayında, Kasım ve Aralık aylarında çıkarmalar başlıyor bölgede. Ve 1918 Aralık ayında, 19 Aralık 1918'te aslında milli mücadelenin ilk kurşunu da yine Hatay'da atılıyor. Nerede? Dört Yol'da atılıyor. Hatta günümüzde orada ilk kurşun müzesi var. İlk kurşun müzesi, ona ithafen kurulmuş bir müze. İlk kurşun burada atılıyor. Milli mücadele dönemi başlıyor. 1921 Ankara Anlaşması ile birlikte Hatay'ın statüsü, daha doğrusu da Hatay ismi tabii yok, İskenderun sancağı statüsü belirleniyor. İşte Türklere eğitim hakkı vesaire verilecek diye bir anlaşma yapılıyor ama yine Fransızların himayesine bırakılıyor bu bölge. Fransızların himayesinde de 1938 yılına kadar kalıyor. 18'de 38 arası 20 yıl bir manda yönetiminden bahsediyoruz burada. Ve 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk bir meclis konuşmasından sonra, meclis açılış konuşmasından sonra da Tayfur Sökmen'i yanına çağır. Tayfur Sökmen Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Yanına çağırır ve 1936'da artık şey der, İskenderun sancağı Antakya değil, bölgeye Hatay diyeceksiniz diyor. Orayı Hatay sorunu olarak artık bundan sonra milletimize anlatmak durumundayız diyor. Ve ilk defa Hatay kelimesi o dönemde ortaya çıkıyor. Dönemin gazete küpürlerini incelediğimizde, araştırmalarımızı yaptığımızda Hatay isminin Mustafa Kemal Atatürk tarafından, işte bahsettim ya daha demin yine, evet, yaklaşık 4000 yıl geriye gittik. Hattena prensliğinden ilham aldığını ve bölgeye Hatay ismini koydu. Bazı fantastik şeyler de vardır işte. Hattenanlar Türktür derler. Buranın ilk İskancıları Türktür. Bu tarz söylemler de vardır ama Hattena prensliğinden Hatay ismini aldığını ve uluslararası bir sorun, yani uluslararası arenada tartışmaya başlandığı bir döneme gidiyor. 1938'de bir plebisit yapılması kararlaştırılıyor. Seçmen listeleri ortaya çıkarılacak. İkinci dereceden seçmen listeleri tekrar ortaya çıkarıp bu defa da milletvekilleri
oylaması için bir seçim yapılacak. Fakat bu seçimler baltalandı, zamanında yapılamadı. 1938'de nihayetinde Türk ve Fransız orduları anlaşıyor. Türk orduları Hatay'a gidiyorlar. İşte bugün günümüzde 5 Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz festivallerini kutluyoruz. Şükrü Kanatlı önderliğinde ordular giriyor. Seçimler güvenli bir şekilde yapılıyor. Ve 1938'de Haziran-Temmuz aylarında Hatay Devleti kuruluyor. 40 kişilik bir meclis oluşturuluyor. Hı hı. Bunun zaten %70'i de Türk vekillerinden oluşuyor. Türk kökenli Türk vekillerinden oluşuyor. Ve Hatay'ın ana vatana katılım sürecine kadar olan sürede de ana vatandaki bütün kanunları Hatay'a uyarlıyorlar. Aslında bir hazırlık süreci gerçekleşiyor. Hı. Daha bu sonra işte kadar devlet tabii, olduğu süre 10 ay 20 gün. 10 ay 20 gün. Bir yıl doldurmuyor. Bu 10 ay 20 günde de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları uygulanıyor yine. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları uygulanıyor. Hatta Atatürk'ün yine bizzat çizdiği bir bayrak var. Onu takdim ediyor. Bu Hatay bayrağı farkı yıldızın içinin kırmızı olması. Hatta soruyorlar niye böyle diye. Diyor zaten ana vatana katıldığında içerisinde bizim orada kadınlarımız evet, hemen diki verirler diyor. Bunu bizzat zaten yine devlet başkanı takdim ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Hatta bir milli marşımız da var o dönemde. İki kıtalık ama tabii uygulanmıyor. Ana vatandaki bütün kanunlar buraya uyarlanıyor. 1939 yılının Haziran-Temmuz aylarında ise ana vatana iltihak kararı alıyor meclis. Yani kendi kendini feshedip ana vatana katılma kararını alıyor. O dönemde de zaten artık kimse kimseyle uğraşamıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak izleri, ayak sesleri yankılanırken Avrupa'da bu bölgede Hatay için Türkiye Cumhuriyeti de çok güzel bir stratejik taktikle hiç çatışmadan, askeri bir çatışmaya girmeden Hatay'ı ana vatana bağlamış oluyorlar. Bu şekilde bir Hatay tarihi kısa anlatmış olduk. Biraz da uzun da sürdü aslında. Uzun oldu. Hatay gezmeye başlarken müziği 3 ağzım. Daha da derin. Evet daha da uzar o zaman. Ben de vaktimi kontrol ediyorum şimdi. Geç kalmayayım diye. Evet Hatay'a baktığımızda hemen Hatay Arkeoloji Müzesi'ne baktığımızda 3 ağzı mağaradan biz gezdirmeye başlıyor. Burada üst paleolitik döneme ait bir şey var. Kazı çalışmaları burada tabii 20-30 yıldır sürdürülüyor. Samandağ'ın Meydan Mahallesi'nde bir güzel bir saatlik trekking rotasıyla bu mağaraya ulaşılabiliyor. Evet. Samandağ'da bulunuyor. Yani şimdi de Samandağ'da. Ziyareti açık değil mi mağara? Evet gidilebiliyor. Güzel böyle kekik ve tütün kokusu eşliğinde oryantal kokuları eşliğinde mağaraya bir trekking yapılabilir. Müzenin içerisinde biraz Hatay'ın yerleşim planı da hakim değil mi? Yani ona göre bir şey tasarlanmış aslında. Hani müze mi? Müze Hatay'ın kendi arkeolojik şeyine göre sıralanmış ve ona göre de tasarlanmış. Birazdan tasarımda bölümler de göreceğiz. Bu da üç ağzı mağara. Birebir zaten oradaki gibi bir replika yapılmış. Denize bakıyor, Akdeniz'e. Vitrinde hemen obsidyenler görüyoruz. Çay taşı, bilgiler görüyoruz. O dönemin taş aletleri, taş devri insanı taşla avlanıyor. Şöyle burada deri sıyıran bir Homo sapiens görüyoruz. Modern insanların, günümüzdeki modern insanların ortaya çıkıyor. Tabii çıkıyor. Taş aletlerinin yapma sebepleri de yine günlük kullanım, ihtiyaçtan doğru. Kemiklerin içerisindeki ilikleri çıkartmak için yine keskin uçları. Tabii zaman içerisinde bu taş aletleri de gelişmiş zaten. Taş aletleri de gelişiyor daha tabii. Daha da biçimlendiriliyor. Burada yine çok güzel bir şey görüyoruz. Süs objeleri var. Deniz kabuklarından süs objeleri yapmışlar. Bunlar tabii takasta da kullanılmış zamanında. Takas ve ticarette de önemli olmuş. Şöyle çıkıyoruz hemen. Üç ağzı mağaradan çıktığımız zaman hemen sağımızda Tel Kurdu görüyoruz. Artık Amik bölümüne geliyoruz. Amuk bölümüne. Burada hemen Tel Kurdu'yu görüyoruz. Tel Kurdu çanak çömlek açısından yine önemli eserler bize vermekte o dönemde. Neolitik'in geç döneminde Kalkolitik'in başında tarihleniyor bu bölge. Burada 2001 yıllarında da kazılar yapıldı en son. Şöyle bir ev planı görüyoruz, ev mimarisi görüyoruz. Daha sonra şöyle ilerlediğimizde vitrinde hemen bizi bir
Evet, bu tel kurdu, çanak çömlek kapları. Çanak çömlek. Henüz bir standartizasyona tabii ulaşılmamış. Çanak çömlek çarkı daha ilerleyen dönemlerde ortaya çıkıyor. Burada bir kafatası görüyoruz. Biraz yukarıya doğru uzatılmış, biraz farklı. Tabii bu farklı kültürlerde farklı yorumlanıyor kafatası. Kafatası adak çocuk içinde yapılabiliyor. Kimi zamanda, kimi bölgede elit bir kabile oluşturmak amacıyla da yapılıyor. Günümüzde aslında bir gruba aidiyetini göstermek için de diyebilir miyiz? Buyurun. Bir gruba aidiyetini göstermek için bir gruba. Tabii tabii, işte bir ayrı bir sınıfsal toplum oluşturuyor. Bu tabii çok bebekken kafatasları çok yumuşak oluyor tabii. Onu evet, iyice evet, sardıklarında gelişim sürecinde bu şekilde bir yapı ortaya çıkıyor. Daha sonra yine Amik Ovası'nın en önemli höyüklerinden biri Tel Açana höyü kalıntılarını sergilendiği bir alan görüyoruz. Tel Açana şu açıdan önemli. Tun Çağı yerleşim bölgesi olarak biliniyor ve 1700'lerle 1400'ler arasında tarihleniyor bu bölüm. Burada ufak bir krallık vardı. Unutulmuş krallıklardan bahsediliyor. Mukiş Krallığı'nın başkenti Açana, Alallah diye geçiyor yine aynı zamanda. Bunun tabii merkezi yönetim şeyi de Suriye Halep tarafında, Yamhat Krallığı'ndan bahsediyor. Bu kazılarda 1939'da önemli bir heykel ortaya çıkıyor. Kral İdrimi'nin heykeli ortaya çıkıyor. Yine 14. yüzyıla tarihlenen bir yönetici kendisi. Şöyle baktığımızda İdrimi'nin heykelini görüyoruz. Bu da burada bulunmuş şekli. Ayrı ayrı bulunmuş. Evet, ayrı ayrı. Bugün günümüzde bu British Museum'da sergileniyor. Burada Hatay Müzesi'nde de üç boyutlu halini görebiliyoruz. Hologram görüntüsü var. İnsan üzülmüyor değil ya, bu topraklardan çıkmış. Aslında hani şöyle de bir bilgi var, hani çalmışlar, götürmüşler. Ama dediğiniz gibi anlaşmalar yoluyla verilmiş. Tabii anlaşmalara bağlı kalıyorlar. Çünkü finanse edenler onlardı. Kazıları da onlar yürüttüğü için komite içinde eserler bölüştürüldü. Şöyle devam ediyoruz. Şubbili Luma'ya geliyor. Şubbili Luma'yla da yeni tanıştı daha zaten müze. Bazen yeni... iyi ki yeni tanışmışız diyoruz. Yine zamanında çıksaydı yine ne yazık ki bizde de sergilenmiyor da olabilirdi. Kral İdrimi gibi başka topraklarda da sergileniyor olabilirdi. O yüzden bazı eserlerin geç çıkmasında seviniyorum açıkçası. Evet evet, o doğru bir tespit. 2012'de bulunduğu için tabii günümüzde müzede bize kaldı. 2012 çok çok yeni yani. O da Tel Tainat'ta bulunuyor. Reyhan yolu üzerine. İkisi burada, de farklı bir krallık aslında değil mi? Kral İdrim aslında Şükrülüm'den İdrimi... önce bir. Arasındaki nasıl? Hani mesela kıyaslayacak olursak iki kralı. Kral İdrim... Farklı zamanlarda zaten yaşamışlar. Aslında şöyle, Kral İdrimi Hitit saldırılar, şimdi bölge çok el değiştirdiği için kendi kitabesini, heykelinde bulunan bir kitabesi varmış aynı zamanda. Aslında buradaki Hattenallara karşı savaş verdiğini anlatıyor. Yine kendi topraklarını korumaya çalışıyor. Şubbili Luma ise Hitit kralının son kralı, o hanedanın son kralı, 2. Şubbili Luma diye geçiyor. 12. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. O da topraklarını koruyor, işte Mısır saldırılarına, Kimerlere karşı, işte deniz savaşını yapıyor 2. Şubbili Luma. Tarihe geçen ilk deniz savaşı yine Şubbili Luma döneminde. Topraklarını güvence altına almaya çalışıyor. Zaten şöyle baktığımızda da heykel, yani bu tel aslında onun onu verdiği savaşlar onunla dikilmiş ve halkına da bir mesaj veriyor burada. Hemen şurada solunda bir başak görüyoruz. Sağda da bir kılıç mı var? Sağında da bir mızrak var hemen. Mızrak. Burada, burada da aslan başlı bileklik görüyoruz şöyle. Savaş kişiliğini, bereket, yani ekinlerini korumayla ilgili ve topraklarını korumayla ilgili bir mesaj veriyor aslında halkına burada. Zaten arkasında da hemen hieroglif yazıyla yine olayı anlatmış. Krallıklarının gözlerinin bu kadar iri olması, göze bir şey mi takıyorlardı onlar? Bu göz kakmalarıdır bunlar. Ayrı bir taştan oluşur. Burası boş oyup içine farklı bir taş yerleştiriyor. Mesela şu ortadaki de başka bir şeydir. Zaten bu bir bazalt taş. Bölgenin taş ocakları meşhur tabii asırlardır. Bazalt taş heykeli. Ortadaki ise başka bir, farklı bir yapı kullanmış ortaya çıksın diye.
Büyüklüğüyle ilgili tabii farklı yorumlanabilir. Hani buna şey diyebiliriz. Gözlerim büyük, sizi izliyorum. Kulaklarım büyük, sizleri duyuyor olacağım şeklinde mesajlar da vermiş olabilir. Çünkü o dönemde insanlar yazıyla değil, görselle daha çok iletişim kurdukları için öyle bir mesaj Evet. vermiş olabilir Şubbilüluma halkına. Arkasında da yine bir yazı mevcuttu, değil mi? Evet Şeyin. evet onun hiyeroglifi var arkasında. Şu şekilde de devam edelim yine. Burada Devam efendim. etmeden önce yani şunu değinmek istiyorum. 2018 yılında Hatay'a gazeteci Deniz Zeyrek Bey gelmişti, katılmıştı bir konferansa. O zaman bahsetmişti işte hani burayı gezmiş. Tabii öncesinden British Müzesi'ne gezmiş ve buradaki eserleri, buradan çıkan eserleri de içerisinde gezme fırsatı bulmuş. Ve Kral İdrimi'nin önünde çok uzun kuyruklar oluşmuş. Yani British Müzesi'nde en ilgi gören eserlerin başında geliyormuş Kral İdrimi. Buraya gelmiş. Burada ne yazık ki Şükrü Liman'ın önünde öyle kuyruklar görmemiş ve bunun üzüntüsünü aslında dile getirmişti. Tabii o zaman da yeni yani açılış süreci daha tabii bulunması, reklamı vesaire onun da etkisi var. İnşallah artık Kral Şükrü Liman'a da gereken ilgiyi gösterebiliriz diye Yavaş düşünüyorum. yavaş o oluyor zaten ya. Yavaş yavaş insanlar tanıyorlar. İşte şimdi bu önümüzde bir expo süreci var. Bir fuar Evet. süreci. Orada Şubbilüluma işte bir görsel olarak, ikon olarak gösteriliyor. İnşallah dediğiniz gibi zaten yavaş yavaş da ziyaretçi sayılarından da yola çıkarsak insanların artık yavaş yavaş onu tanımaya başladığını görüyoruz. Bir alışma süreci diyelim biz Evet. buna. İşte Şimdi bizim bu de bu yaptığımız etkinlikler sayesinde farkındalığın artmasıyla da daha çok sahip çıkacağız ve koruyacağız. evet. Şimdi burada karşıda yine Tel Açana'dan sonra Tayinat Höyü'yü görüyoruz. Tayinat Höyü'nün tapınak girişi işte saray, kamusal bir yapı girişini görüyoruz. Buradaki aslan taşlar yine Tayinat'tan Aslanların gelmiş. kullanması aslında devletlerin yani gücü temsil eden hayvanları kullanmasından mı o aslanları genelde Yani kullanıyor? şimdi şöyle yorumlayabiliriz yine bunları da hani kaç belli başlı figürler vardır zaten. İşte kartal göklerdeki hakimiyeti, aslanlar ise yerlerdeki hakimiyeti temsil ediyor diye. Bu tarihsel çağlarda işte devletlerin ilk otoriter yapılanmalarından itibaren de bu mesajı vermek istemişlerdir illa ki. Bunu da en güçlü hayvanlarla temsil etmişlerdir. Temsil Gücü ediyorlar. sembolize ediyor tamamen. Yeryüzündeki Gücü. krallığının gücünü sembolize eden varlıklar bunlar. Evet, şöyle bölüm bölüm ilerliyorum. Burada da yine Amik Ovası'nda höyükler kısmı var. Şöyle bir resim açayım yine. Tam oradan görünmüyor. Ben bunun fotoğrafını çekmiştim. Bu bölümde de 7 tane höyüğün ayrı ayrı sergi alanı var. İşte Asi'yi hatırlıyorsunuz. Göstermiştim Evet. Asi Nehri'ni. Asi Nehri Lübnan'dan çıkıyor. Şurada Suriye'nin de doğal sınırını oluşturuyor aynı zamanda. 50 kilometre bir doğal sınır ve şöyle gelip bir dirsek yapıp tekrar Amik Ovası'nın ortasından buraya Samandağ'a dökülüyor ve etrafında bazı höyükler görüyoruz mesela. Burada yerleşim yerlerini işte görüyoruz. Höyükler biliyorsunuz zamanla artık birbirinin iç içe geçmiş katmanlardan oluşan eski yerleşim bölgeleri, depremler sonucu işte bazı insanların kendilerinin gömmesi sonucu toprak altına kalmış yerleşim bölgeleri. Şurada Afrin Çayı ve Karasu Çayı geliyor aynı zamanda. Bunlar da Amik Ovası'ndaki Amik Gölü'nde birleşiyor. Daha önce şurada ortada bir göl vardı. 1970'te tam kuruturdu Amik Gölü. Şöyle gösterdiğimde bugün günümüzde bir hava alanı var burada. Bu şekilde bir Amik Gölü vardı burada. Bu 1950'lerden itibaren 70'lere kadar olan bir süreç içerisinde kurutuldu. Bugün günümüzde Amik Ovası'na baktığımızda da yine bu şekilde tepeden görüyoruz. Afrin ve Karasu ırmakları bölgeden geçiyor. Yine daha net anlamak için burayı açayım şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi insanlar bu bölgede tarımsal faaliyetlerle Faaliyetleri. uğraşmışlar. Bu şekilde de zenginleşmişler. Bu şekilde geçimlerini sağlamışlar bu bölgede. Burada da işte Cüdeyde Höyük, Akrat Höyük var. Bunlar da hepsi
Neolitik, geç Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağlarına sınıflandırılan, tarihlendirilen eserler burada sergileniyor. Hala devam ediyor mu buradaki çalışmalar Ercan Bey? Evet, bunlar tabii şimdi bu Chicago Üniversitesi tarafından kazılan höyükler var burada. 30'lu yılların başında sonuna kadar. Daha sonra 1995 yılında Amik Ovası Bölgesel Araştırma Projesi diye bir proje gelişti 1995 yılında. 2002 yılının kadar da düzenli orada çalışmalar yapılıyor. Günümüzde de tabii belli kazı sezonlarında finansal koşullara da bağlı olmak üzere bazı büyükleri Koç, bazı araştırma, bazı kazıları Koç Üniversitesi'nin finanse ettiğini biliyorum, işte tel açacağına tayinat gibi. Günümüzde de devam ediyor tabii kazılar ara ara. Hatta kazı başkanı Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hatice Pamir diye biliyorum. Burada tabii Profesör Aslıhan Yener diye bir isim var. Yani çok önemli çalışmalar yapıyor. Onların yayınlarını, eserlerini takip ede zaten biz de buraları okuduk, araştırdık. Kinet Höyük aslında ilerleyen zamanlarda zenginleşecek bir müze. Hani tabii, hala çalışmalar eserler devam ediyorsa müzenin de bu gelişeceğini göstergesi. Kinet Höyük geç Neolitik, yani 5000 milattan önce 5000 yıllara tarihlendirilen bir höyük. Bu höyük diğerlerinden farklı olarak Amik Ovası'nda değil, bu höyük İsos'ta, yani şu kısımda 7 numarada Körfez'e yakın bir bölüm. Burası bir liman kenti aynı zamanda ve İsos Savaşı'nın gerçekleştiği bölge aynı zamanda. Burada daha sonra bir harabe kent bilmiyor, işte İsos Epifani Antik Kenti diyoruz. Büyük İskender döneminde kurulan kentlerdir. İşte buradaki diğer farklar, ateş çukurlarının olması, ocakların olması, evlerin dışına çıkmış artık. Şöyle devam ediyoruz. Bir Seleukos büst sergi alanı var. Ondan sonra Roma dönemi heykelleri var. Yavaştan aslında geçebiliriz. Direkt mozaik kısmına şuradan. Özür dilerim. Bereketten bahsettik hep. Tanrıça, tanrılardan. Antakya kuruluşu, Antakya'nın adandığı da bir tanrıça var. İşte bunun için yapılan tapınaklar var. Bu da Antakya tikesi. Antakya tikesi çok özel bir tanrıçadır. Fortune, talih, kader tanrıçası diye de geçiyor. Şöyle biraz daha yakından incelediğimizde kader tanrıçası. Yine bir başak görüyoruz. Ve sur, şehir surlarıyla yapılmış bir taç görüyoruz. Dayandığı şu dağın Habib Neccar Dağı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hemen şurada erkek bir heykel. Bir erkek figürü görüyoruz. Bu da Asi Nehri olarak yorumlanabilir. Tabii bu aynı zamanda ekonomiye de bir katkı. O dönemde bu figürler yapılıyor. Ve tabii olimpiyatlar, haç nedeniyle gelen insanlara bu figürleri satın alma şansını sunuyor. O dönemin yapısı, dini yapısı. Antakya tikesi de bu şekilde önemli bir tanrıça. Burada bronz bir figür var. Vitrinde sergileniyor. Tamamen bronztan yapılmış bir figür. Evet, şimdi yavaş yavaş şöyle mozaik bölümüne gelelim. Mozaik bölümü Roma 1, Roma 2 ve mozaik yolu şeklinde burada sıralanmış. Bir de Martyon kısmı var. En önemli mozaikleri elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım sizlere. 1930 ile 40 arasında 300'den fazla mozaik çıkarıldığını biliyoruz bu bölgede. Bunların kataloglarını dönemin araştırmalı yapan Princeton Üniversitesi falan, bunları bayağı iyi bir şekilde tutmuşlar. Oradan detaylarına ulaşabiliyoruz. Şurada Roma 1 salonunda bizi karşılayan ilk mozaik, bir büfe mozaiği. İşte günümüzde Antakya kültürü diyoruz ya, işte yemeğe gittiğimizde önümüze 50 çeşit yemek sunuldu diyoruz. Antakya tarih içerisinde zaten hep zengin bir bölge olduğundan dolayı bunu tasvir de etmişler. Şöyle büfe mozaiği. Gastronomi şehri olduğunu o zaman da aslında göstermişler. Tabii gastronomi şehri olduğunu o zamandan anlayabiliyoruz. Bu mozaik Defne'de bulunuyor. Hemen şöyle tarihini de size aktarayım. 1937 yılında. Bu Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki mozaiklerin çoğu bu arada 2. yüzyılla 6. yüzyıl arasında tarihleniyor. Yani Roma döneminin bu işte ulaştığı en yüksek seviyedir burası.
Şimdi bu önünde durduğumuz büfe mozaiği de Harbiye'de bir villada bu şekilde bulunuyor. Birkaç panelden oluşuyor zaten. Şöyle baktığımızda bir triklinyum. Bu fotoğraf çıkarıldığı yerdeki. Evet, çıkarıldığı yer, bulunduğu yer daha doğrusu 1937'de. Bu şekilde görüyoruz. Mozaik açısından tabii şehir nasıl bu kadar mozaik üretebilmiş? Çünkü dere, yani kaynaklar çok sağlam. Bir kere Asi'nin taşıdığı alüvyonlar, getirdiği taşlar var. Çevrik sahilinde bulunan taşlar var. Buranın kendi kök boyası var. Ve bu sanatta ustalaşmış insanlar. Birçok atölye o dönemde bu bölgede kurulmuş. Ve bu şekilde kartel oluşmuş. Yani bayağı bir mozaik üretmişler. Bir de dediğim gibi Antakya'nın halkı, halkının dışında soylu sınıfının da çok ikamet ettiği bir yer. İmparatorların da gelip geçtiği bir yer olduğu için zengin bir sınıfın zenginlerin yaşadığı bir bölge. Oturduğu bölge Harbiye bölgesi olmuş ve en çok mozaik de zaten orada ortaya çıkıyor. Tabii bu mozaik sadece zenginlerin evinde mi kullanılıyor? Evet, onu tam Hayır. soracaktım. Kamusal yapılarda da kullanılıyor. Ne bu kamusal yapılar? Tapınaklar, hamamlar, forumlar, bu tarz yapılarda mozaik. Yani herkesin evinde bulunan bir şey değil o zaman içinde mozaik. Yok, herkesin evinde tabii bulunmuyor. Çünkü özel bir sanat bu. Parayla tabii yaptırılıyor bir de. Hı-hı. Herkesin evinde bulunan bir şey değil. İşte mesela bu tarz mozaikleri bu bir villanın triklinyum bölümünde çıkıyor. Triklinyum dediğimizde işte bir ziyafet, yani konvivyumun gerçekleştiği bir yemek ziyafet sofrasının olduğu bölüm. Şu şekilde klineler üzerinde yatıyor Romalılar. Yemek yiyorlar, ziyafet çekiyorlar. Ortada da mozaikler oluyor. Üstlerinde oturuyorlar. Ve bu mozaiklerde de işte örnek bir yemek salonu olduğu için de yemekle ilgili motif vermişler. Bir de mitolojik hikayelere yer vermişler. Mesela şarapla ilgili bir bilgi var burada bu mozaikte. Bu mozaiği tekrar ben şöyle açayım. Bu mozaiğe baktığımızda şurada yabani kuşları görüyoruz. Avcılık o dönemde yine önemli. Ve burada bir açık büfe gibi tasvir edilmiş zengin bir menü görüyoruz. Deniz ürünleri var burada. Karides gibi yiyecekler görüyoruz. Ekmek var. Gümüş kaplar tasvir edilmiş. Ortada da Ganimedes ve Zeus kartal kılığına girmiş bir Zeus var. Mozaiğin birazdan şu madalyon kısmının biraz daha iyi göründüğü bir yer daha var. Orpheus mozaiğinde orayı da göstereceğim. Tanrılar katına alınan Ganimedes. İnsanların en güzeli, insanların en yakışıklısı, ölümlü insanların en yakışıklısı olduğu için onlara layık olmadığını düşünüyor Zeus. Ve Zeus bu delikanlıya aşık oluyor ve ömür boyu kendine şarap sunsun diye omuzlarından tutup Olympios'a, yani tanrılar katına yükseltip ona tanrıların içtiği şaraptan sunuyor. Tanrıların yediği yiyecekten, nektardan, ambrosyadan veriyor. Ve Ganimedes bu şekilde ölümsüz bir varlık oluyor. Tanrılara şarap sunuyor. Hatta ünlü ozan Homer'in eserlerinde de bu geçiyor. Bir dörtlük var. Eriktos'tan Tros doğdu. Troyalıların kralı oldu. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da. İlios, Asarokos ve tanrılara denk Ganimedes. Ölümlü insanların en güzeli. Tanrılar onu Olimpos'a, Zeus'a şarap sunsun diye aldı. Güzelliğiyle yaşasın diye tanrılarla şeklinde bir dörtlük de yazmışlar buna. Önemli bir hikayedir işte. Bu biraz da işte Zeus'un çapkınlıkları içerisine giriyor. Hemen burada sergileniyor. Antakya Hatay Arkeoloji Müzesi'ne girdiğinizde Roma 1 salonunda. Hemen yanındaki panelde güzel bir mitolojik hikaye daha anlatılmış. Burada Narkissos. Bu bir salondaki mozaikler Aycan Bey hangi bölgelerden çıkartılıyor? Bu Defne'ydi bu galiba. Defne. Bu Defne'de bulunuyor. Kimler tarafından? Mesela hangi tarihte çıkartılmış? 1937 yılında çıkarılıyor bu mozaik. 37'de. Evet. Bu da Narkissos mozaiği bu şekilde. Şöyle biraz daha yakın görmek için. Burada da yine mitolojik bir hikaye işlenmiş. Narkissos ve Eko. Eko bir su perisi şeklinde, özür dilerim. Eko bir peri ve Narkissos tasvir edilmiş. Su kenarına inmiş burada. Su içer vaziyette tasvir edilmiş. Suya bakıyor aslında. Burada elin altına yansıması var. Eko ise yansıma anlamına geliyor. Ses yansıması. Aynaya baktığımızda yansıması. Bunun da bir hikayesi var yine mitolojide.
Eko Hera'yı Zeus'un çapkınlıklarını fark etmesin diye sürekli sesiyle, güzel sesiyle oyalayan bir periymiş ve Hera bunu günün sonunda bir gün fark ediyor ve Eko'ya şunu söylüyor. Diyor ki senin sesini keseceğim bundan sonra. Bir daha konuşamayacaksın asla. Hatta ve hatta diyor söylenen sözlerin hep son kelimelerini tekrarlamak zorunda kalacaksın. Öyle bir ceza vereceğim diyor sana. Ve o günden itibaren Eko hiçbir zaman hiçbir konuşmanın ilk kısmını başlatamaz. Karşıdan duyduğunun son kelimesini hep tekrar etmek zorunda kalıyor. Yine Eko bir gün böyle gürül gürül ormanda gezinirken Narkissos diye yakışıklı bir kahraman, bir avcıya aşık oluyor. Fakat iletişim kuramıyor. İletişim kuramadığı için ses çıkarıyor, normal gürültü çıkarıyor. Ve Narkissos bunun üzerine soru soruyor. Boşluğa sesleniyor. Kim var burada diye sesleniyor. Narkissos bunu söyledikten sonra Eko da son kelimeyi tekrar ediyor. Burada, 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 burada diye tekrar ediyor. Ve ortaya çıkıyor bu şekilde. Narkissos da gel bana diyor. Kollarını açıyor ama son anda bir hareketle Eko'yu yüzüstü bırakıyor. Biraz da dalga geçmiş oluyor. Buna alınan, gücenen Eko yemekten, içmekten kesiliyor. Ve vücudu, bedeni kayalara dönüşüyor. Kemikleri de çatırlıyor ve kayaların içerisinde bir yankı sesi oluşuyor. Bu olayı duyan tanrılar geldiğini de görüyoruz aslında. Evet, Eko sesinin işte yansıma. Burada tabii tanrılar bu olayı duyduktan sonra Narkissos'u cezalandırmaya karar veriyorlar ve görevi Eros'a veriyorlar. Bizim Afrodit'le Hermes'in oğlu olan Eros'a, aşk tanrısı, bir görev veriyorlar ve diyorlar ki Narkissos'u cezalandırmamız lazım. Narkissos'u bir ceza ver. Eros da aşk okunu Narkissos'a atıyor. Narkissos kendi kendine aşık edecek şekilde bir büyü yapıyorlar diyebiliriz. Ve günün birinde Narkissos yine ormanda dolanırken çok susuyor. Bir nehir yatağına işte iniyor. Yüzünü yıkamak istiyor. Su içmek isterken yüzünün yansımasını görüyor ve ona aşık oluyor. Aşkından yine bu da yemekten ve içmekten kesiliyor. Eriyor orada. Ve küllerinden nergis çiçeği doğuyor. Nergis çiçeği. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Nergis çiçeği doğuyor. Bir de tabii günümüzde biz bu kendini beğenmiş bu kadar kişiliklere de hani narsist kişilik diyoruz. Narsizm kelimesini de kökenli oluşturuyor. Narsist kişilik özelliği de Narkissos'a dayanıyor aslında. Kendini Narkissos çok beğenmesinden, sevmesinden kaynaklı. Nergis çiçeği. Nergis çiçeğine bu arada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, şunu eklemek istiyorum aslında. Nergis aşk ve güzellik çiçeği ve kokusuyla da meşhurdur. Çok da güzel kokar. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda Peygamber Efendimiz'in nergis çiçeği hakkında şöyle bir hadisi olmuş. Hani nergis çiçeği koklayınız. O sizi delilikten, cüzzamdan ve barastan korur. Ve cüzzam ve barasa baktığımızda aslında fiziksel güzelliği gölgeleyecek tarzda bir hastalık. Hani yani vitiligo diye bildiğimiz bir hastalık, bir rahatsızlık. Ya aradaki bağlantılara baktığınızda muhteşem bağlantılar çıkıyor ya. Evet. Kendini beğenmiş bir kişiden artık o fiziksel güzelliği koruyacak bir nergis çiçeğine dönüşmesi gerçekten inanılmaz. Bir dakika. Farem biraz kayıyor da şöyle çıkardım. Burada Saman Dağı'nda bulunan Dionysos ve Ariadne Müzesi'ni görüyoruz şurada. Burada da bakhalar var. Bir satirle menatlar, işte bir müzik aleti var. Şenlik dans eder halde. Dansözler mozaiği de diyebiliriz buna. Şurada yine güzel bir hikaye var. Bu hikaye günümüzde farklı farklı dine mensup insanlardan dinlediğinizde hani düşünün işte Grek mitolojisinden günümüze kadar farklı şekillerde gelmiş bir hikaye görüyoruz. Şöyle hemen onu da açayım. Şurada Andromeda ve Perseus'u görüyoruz. Bu mozaik Samandağ'da bulunuyor bu arada. Samandağ'ında bulunuyor. Hemen tarihinde söylüyorum. Yine 1937'de ikinci kazı döneminde Samandağ'da bulunuyor. İkinci ve üçüncü yüzyıla tarihleniyor bu mozaikte. Burada Perseus'un tabii görevi şeydi, Medusa'nın öldürmekti. Medusa'nın kafası sol elinde aslında burada, tam gözükmüyor.
Medusa'nın kafası var ve görevden dönüyor. Bugün işte Kızıldeniz yakında Etiyopya ülkesinin kralının kızı olan Andromeda ile karşılaşıyor. Andromeda, şöyle bir olay var burada da. Andromeda'nın annesi kızının çok güzel olduğunu söylüyor. Bir peri bu. Çok güzel olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta deniz perileri, nereidlerden bile daha güzel bir kızım var diye Tanrı Poseidon'u kızdırıyor bu hikayeye göre. Tanrı Poseidon da tabii bu şimşekleri üzerine çeken anneye ve ülkesine bir ejder yollamaya karar veriyor. Bu ejder burada betimlenmiş. Ketos diye bir ejder var. Ve ejder bu halkı, bu ülkeyi yok etmekle tehdit ediyor. Etmemesi için de bunun karşılığında kralın ve kraliçenin kızını kurban olarak istiyor, adak olarak istiyor. Tabii halk hemen kral ve kraliçenin kızını alır, bir tane kayaya zincirlerler ve orada terk ederler onu ejderhaya gitsin diye. Tabii görevini tamamlamış burada Perseus, yol üstü gelir ve Andromeda'yı bu şekilde görünce ilk önce Ketos'u öldürür ve Andromeda'yı kurtarır. Ketos'u öldürdükten sonra ise kanından bugün günümüzde Kızıldeniz ortaya çıkıyor. Burada bu Euripides'in trajedyasında anlatılan bir tiyatral şeydir, olaydır bu. Canlandırmasını burada yapmışlar. Tabii burada bu, şimdi Orontes'e bağlayacağım bunu. Asi Nehri'nin de eski isimlerinden biri Tifon'dur. Tifon Nehri, Tayfun, Tifon yine ejdere dayanıyor. Asi'nin ejderi var olduğuna düşünüyor. Mesela bugün Hristiyan kaynaklarına baktığımızda yine günün birinde çok kötü bir ejderha, Hristiyanlık anlatımı ikonolojisinde ejder de bir şeydir, kötü bir varlıktır. Kötü varlık olarak tasvir edilir. Yeraltı canavarı, karanlık dünyanın işte sahibi gibi. Ve ejder rivayete göre gelip halkın malına, mülküne zarar veriyormuş sürekli. İşte koyunlarını, hayvanlarını yiyor. Hayvanlar bittikten sonra da orada genç kızlarına dadanmış bu ejder. Her birini kaçırmaya başlıyor. Ve halk o zaman Hristiyan değilken Aziz Georgius'a bu defa dua etmeye başlıyorlar. Ve Aziz Georgius beyaz atı üzerinde mızrağıyla ejderin böğrünü deliyor. Ve tabii halkın yok olmasından, kızların sürekli kaçırılmasından dolayı halkı da kurtarmış oluyor bu şekilde. Ve Asi Nehri oluşuyor diyor mesela Hristiyan kaynaklar. İslami kaynaklara baktığımızda ise Hızır Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Hatta çok yeni tarihe kadar işte bugün ben babaannemle konuştuğumda Asi Nehri'ne dualar yazıp işte dilekler yazıp onları Asi Nehri'ne attıkları söylenir. Çünkü Asi'nin bereketi Hızır'dan geliyor. Hızır ve Musa'nın, Hazreti Musa'nın yolculuğundan ortaya çıktığını düşünüyorlar. Tabii yine bir ejder var. Ejder hikayesi var. Ejderle Aziz Georgius'un hikayesiyle Hızır'da da aynıdır. Hızır yine ejderi öldürüyor ve ejder acı içerisinde kıvranarak işte Lübnan'a kadar gidiyor ve Asi'nin şeyi, ırmağı, yolu bu şekilde oluşuyor diye bir söylence var. Yani şu mitolojik hikaye panelden bile bakın işte pagan inancından günümüze kadar, yani Grek mitolojisinin günümüze kadar farklı farklı şekillerde anlatabiliyoruz. Mozaiklerde ne hikayeler gizli, ne hikayeler. Kültürel etkileşim buradan başlıyor işte bir şekilde. Günümüze kadar da geliyor. Tabii burada yine önemli bir mozaikten bahsetmek gerekirse bir kısmı şurada sergileniyor. Apollon ve Daphne mozaiği. Bu da evet. Harbiye'deki şelaleler. Apollon tanrısal önemli bir mozaik o da. Geçtiği bir mekan. Bu Dionys Eros ve Psikeler mozaiği. Bu da Harbiye'de yine bulunuyor. 1937-38 yılları kazı sezonunda. Şurada Apollon ve Daphne'yi görüyoruz. Hemen daha iyi bir resmi varsa onu açayım. Evet, şöyle Apollon Daphne'yi daha yakından görebiliyoruz. Ekrana geldi değil mi şu an? Evet, geldi. Geldi Hacan Bey. Burada yine bir süperisi olan Daphne'yi görüyoruz. Arkasında Tanrı Apollon. Rivayete göre tabii bununla ilgili yine birçok söylence var ama Apollon'la Eros'a karşılaşıyor gezinirken ve Eros'a dalga geçiyormuş. Bu oklar senin neyine diyor. Güzel bir çocuksun işte, güzel bir suratın var. Bu kavga, dövüş, işte ok gibi şeyler sana yakışmıyor, eline yakışmıyor diyor.
Eros da bunun üzerine tabii Apollon'a kin besliyor, kin güdüyor. Ben okumla seni bile Hamsi. vurabilirim diyor. Ben okumla seni bile vurabilirim diyor. Ve Apollon yine günün birinde böyle gül ve ormanların içinde gezinirken, müzik aletiyle işte dolaşırken, sanat tanrısı olarak da geçiyor ya, Evet. Apollon'u Defne'ye aşık ediyor. Ve Defne'ye de bir nefret oku atıyor. Defne de aşktan nefret etmeye başlıyor. Ve bu söylenceye göre Apollon günlerce Defne'yi takip ediyor. Günün sonunda bir gün yine kendini toparlıyor ve diyor ki ben artık açılacağım Defne'ye. Gidiyor ona aşık olduğunu söylüyor ama ne yazık ki Defne onu dinlemiyor bile. Hemen ondan uzaklaşmaya, kaçmaya başlıyor. Ve Apollon da onu kovalamaya başlıyor bu arada. Dur gitme diyor, ben tanrıyım diyor. İşte ışığın tanrısı, sanatın tanrısı, sen benden niye kaçarsın? Ben sana aşık oldum, benle birlikte olmanı istiyorum diyor. Ve Defne de bunun üzerine tabii kaçıyor ve ayağıyla toprağa eşeliyor. Çünkü artık Apollon onu yakalamıştır ve Defne ağlamaya başlıyor. Ana tanrıçaya yalvarıyor, toprağa ayağını sürüyor ve diyor ki beni ört, beni sakla, beni koru diyor. Ve bu şekilde o güzel vücudu bir ağaca dönüşüyor. Defne Kolları ağacı dallara, oluyor artık, değil evet, mi? saçları ise, güzel kokulu saçları ise Defne yapraklarına Defne. kokusunu veren saçlarından oluşuyor. Ve Apollon bu görüntü üzerine tabii ağaca sesleniyor. Diyor ki sen bana yar olmadın ama bundan sonra kahramanların ve imparatorların başına tac olacaksın diyor. O güzel kokulu saçlarını koklayacağız diye sürekli. Ve bunun üzerine de Defne orada hani rivayete göre üzülüyor. Dalları böyle öne saygı şeyinde öne doğru eğiliyor ve içinden gözyaşları akmaya başlıyor. Günümüz Harbiye şelaleleri çağlayan bir örgüt. Şelaleler de aslında Defne'nin gözyaşları. Gözyaşları diye, Defne'nin gözyaşları diye tanrısal aşkın kavuşamama hikayesi işte burada anlatılıyor. Defne'nin gözyaşları burada görebiliyoruz. Eros ve Sikeleri görebiliyoruz. Buradan biraz devam edelim. Şöyle vakit çerçevesinde de biraz hızlı ilerlemem lazım. Günümüzde de zaten Hatay'da Defne sabunu, Defne'den yapılan birçok ürün yine mevcut. Evet, hatta Apollon Defne'ye şey de diyor, sen yaprakların, o güzel saçların, yaprakların işte hiçbir zaman yerle temas etmeyecek diyor. Yani solmayacağı anlamına geliyor. Hakikaten de Defne ağacı 12 ay boyunca solmayan, işte çıplak kalmayan bir ağaç. Uzun süre yapraklarını bulunduran bir ağaç diyebiliriz. Burada bir mil taşı var. Şurada solda hemen Venüs, yani Afrodit'in doğuşunu görüyoruz. Zeus'un babası Kronos, kendi babası Uranus'u hadım ettikten sonra organını denize atıyor. Denize attıktan sonra da köpükler içerisinde denizden Afrodit, yani Venüs meydana geliyor. Bir deniz kabuğu içerisinde ve işte günümüzde Akdeniz kıyılarına çıkıyor. Burada o resmedilmiş biraz. Bu aynı zamanda Rönesans sanatında Botticelli diye bir İtalyan sanatçı, bunu Sandro Botticelli bunu resmediyor, portre haline getiriyor. Şurada mozaiği biraz daha yakından inceleyebilecek şey var mı? Var. Bizim fotoğraflardan yine şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde Venüs'ü görüyoruz. Deniz perileri, Eroslar onu törensel anlamda karşılıyorlar ve deniz kabuğunun içinden ortaya çıkıyor Afrodit. Afrodit güzelliği zaten. Aşkı, Tam fotoğrafı güzelliği. var mı? Hani aşkın Efendim? tam fotoğrafı Yok, al. o büyük bir panel olduğu için çok tek parça fotoğrafını alamadım onun. Şöyle devam edelim. Hemen solumuzda yine sarhoş Dionysos'u görüyoruz. Antakya dedik ya hem bereketli aynı zamanda da eğlencenin şehri. Burada eğlenceler düzenleniyordu. Bu eğlencelerin de adandığı bir tanrı var. O da Tabii zengin bir Dionysos. şehir olduğu için biraz da hani dert yok, tasa yok, o yüzden de Eğlenceli eğlence de bir şehir. düşkün Dert yok, tasa olduğunu. yok. İşte şarabın tanrısı Dionysos, bağ bozumu, hasat şenlikleri onun Eğlenceye de önem öncülüğünde vermişler. düzenlenir. Burada da zaten Dionysos sarhoş bir biçimde tasvir edilmiş. İşte elindeki şaraptan panteri içiyor, dökülüyor. Bir satire dayanmış yardımcısı asa elinde. Yine gündelik hayatlarla ilgili bilgi, işte daha önce bir triklinyum resmi göstermiştim. Bakın klinelere yaslanmış insanlar görüyoruz.
Bu mozaikler tabii günlük hayatla ilgili yine bize bazı bilgiler sunuyor. Hemen şurada ileride solda da bir Eros ve Psikeler mozaiği var. Ruh ve aşkın hikayesi aslında. Tabii bir ihanet, şüphecilik de işlenmiş bu mozaikte. Burada işte Psike'yi görüyoruz. Bu da bir peri, güzel bir periymiş. Miletos kralının kızlarından biri. Ve Afrodit'in oğlu Eros'u görüyoruz. Burada da hikaye, mitolojik hikayeler farklandırılabiliyor ama benim en çok duyduğum bu panel hakkında işte Psike'nin yani ruhun çok güzel bir kız olduğu ve Afrodit'in başına bela olmasın diye Eros'a bir görev verdiği söyleniyor. Bu görev ne? Eros'a diyor ki git diyor bu periyi dünyanın en çirkin... Kıskançlık yüzünden aslında kıskançlık, değil mi? Evet. Afrodit çok güzel bir... çok güzel bir kadın, aşkın... Aynı şekilde Psike de çok güzel. Onun artık güzelliğini kıskandığından dolayı oğlu Eros'a bir görev veriyor. Aynen. Git diyor bu şeyi dünyanın en çirkin adamına aşık et diyor. Bir kayanın üzerine bırak ve dünyanın en çirkin adamına aşık et. Tabii bu görevi Eros yapacakken kendi birden aşık oluyor bu periye. Ama Tanrı ve olduğu için de hani ölümlü bir ölümsüzün aşkı nasıl olabilir diye düşünüyor ve kendisini göstermeden Psike'yi kaçırıyor ve sarayına yerleştiriyor. Sadece geceleri buluşuyorlarmış. Asla ve asla yüzümü görmeyeceksin diyor. Bu aşkı kalbinde taşıdığın sürece bu aşkı yürütebileceğiz, birlikte sürdürebileceğiz diyor. Tabii yine işte bu günün birinde Psike diyor ki benim ailem beni merak ediyor. İzin ver de bir görüşeyim kardeşlerine. Kız kardeşleri ona şey diyorlar ya, ya yakışıklı değilse, ya dünyanın en çirkin adamıysa niye bir gece vakti işte bir gidip bakmıyorsun kim olduğuna dair aklına giriyorlar. Şüphe duyuyor tabii Psike ve şüphe duyduğu için de Eros uyurken bir kandille üzerine doğru eğiliyor ve Eros'un yüzünü görüyor. Tabii tam yüzünü gördükten sonra Eros dönüyor ve kandile çarpıyor. Sırtına kandilden sıcak yağlar damlıyor ve Eros oradan kaçıyor. İhanet ettiğini düşünüyor Psike'nin kendisine ve tabii söylüyor sen bana ihanet ettin diyor. Bu aşkı biz sürdüremeyiz ve terk ediyor. Tabii günler sürüyor. Psike Eros'u arıyor. Aramaya koyuluyor. Bulamıyor ve en son çare olarak Afrodit'e gidiyor. Afrodit de Psike'yi bir köle olarak kullanmaya başladığı için bunu duyan Eros da tekrar vicdan meselesi haline getirip işte Psike'yi kurtarmaya gidiyor. Ve tanrıların da tanrısı olan, en baş tanrı olan Zeus'a Psike ile evlenmek için izin istiyor ve izin veriliyor. Ölümsüz olan bir aşk, ölümlü olan bir aşk, ölümsüz bir aşka dönüşüyor bu hikayede. Tabii bu hikayede anlatılmak istenen bazı şeyler var. İşte şüphe duyma, şüphe etme, anı yakala, işte bilmediğin şeylerin iç yüzünü araştırarak vaktini harcama, mutlu olmaya bak şeklinde bir anlam da çıkarabiliriz. Aynı şekilde. İkinci salona giriyoruz şu an. İkinci salonda İkinci yine... İkinci salon Roma 2 oluyor. Roma 2 evet. Roma 2 salonuna giriyoruz. Burada iskelet mozaiği var. Herkesin çok yakından bildiği aslında. Evet. Haberlere de çıktı bu. Yine Romalıların gündelik yaşamıyla ilgili bilgi veriyor bize. Bu mozaik milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl arasında tarihleniyor. Mozaik geçmeden önce tesadüf eseri bulunuyor değil mi? Yine yeni kazandırılan bir mozaik. Yeni evet yeni bir mozaik. Bu Antakya'da derken herkesin dağ yamacında gördüğü teleferik şeyleri var, bacakları var. Bu da Antakya'da ki teleferik bacağın yerleştireceği sırada yapılan kazılarda, kurtarma kazılarında ortaya çıkan bir mozaik. Bu şekilde üzerinde Euphrosnos yazılı bir mozaik bulunuyor. Neşeli anlamına geldiği, yani transkripsiyonu neşeli olarak geçiyor panelde de. Arkasında genelde kaynaklara baktığımızda neşeli ol, hayatını yaşa falan evet, diye. Yani o şekilde yorumlanıyor. Neşeli ol, hayatını yaşa, anı kaçırma şeklinde birçok yorum getiriliyor bunun ama bunu farklı değerlendirebiliriz. Bu tarz iskelet mozaikleri Roma döneminde çok sık zenginlerin evinde ortaya çıkıyor. Aslında bununla ilgili farklı bir yorum da getirebiliriz. Bu vanitas natürmortları var Orta Çağ sanatında. Hani aslında ölümü hatırla, her şey geçici şeklinde bir mesaj da verilebiliyor olabilir orada. Çünkü bunlar hep villaların ziyafet salonlarından ortaya çıkan mozaikler, bu tarz betimlemeler.
ve insanlar ziyafet yaparken aynı zamanda öteki hayatı, yani hiçbir şeyin aslında ebedi olmadığını da düşünmeleri amacıyla yapılan hatırlatmalar olarak da yorumlanabilir. Tabii gündelik hayatlarıyla ilgili de bir yorum getirebiliyoruz. Üç, bu paneller, geçişler arasında bir ilişki aramalı mıyız? Her mozaikte değil. Burada ortanca kısımda bir Romalı görüyoruz. Güneş saatine bakıyor, işte saat gelmiş. Arkasından hizmetlisi kovalıyor. İşte çok acele ettiği için de sandaleti düşmüş şekilde de tasvir ediliyor bu mozaikte. Şöyle açalım. Şöyle baktığımızda sandalet ayağından çıkmış. Muhtemelen ziyafete geç kalıyor. Ziyafet var, ona yetişecek. Arkada da bir siyahi tasvir var. Siyahi tasvirler genelde bu mozaiklerde, romanlarda kölelerden oluştuğu için, köle sınıfı olduğu için köle olduğunu anlayabiliyoruz. Hamam ateşini muhtemelen körüklüyor burada. Burada işte bakın şey yazıyor, tetranot, işte acele ediyor. Burada güneş saati betimlemesi var. Ve burada da işte neşeli şeklinde, euphrosnos, ephrosnos şeklinde neşeli. Bir elinde şarap. Bu dönemde akşam 9 hamam dönemi, akşam 10'da yemek dönemi olduğu için biraz da onu da tasvir işte bizim günümüzde siesta dedikleri olay belki olabilir. Öğlene kadar çalışıp öğleden sonra ziyafete geçme olayı olabilir. Burada da bu şekilde bayağı ilgi çekici bir mozaik. Her gelenler için, gelenler için de bir selfie noktası oluşturulmuş burada. Evet, fotoğraf çekilecek burada alanlardan birisi orası da. Eğlenceli mozaikler görebiliyoruz. Yine olimpiyat şehri dedik. Agaeli Arkestros, yani Ege'li yazıyor bu mozaiğin ortasında. Muhtemelen Atina'dan olabilir belki. Atina'dan geldiği düşünülen bir atlet. Burada atlet mozaikleri var. Yani tanrı ve tanrıçalardan ziyade burada bu defa bir atlet mozaiği görüyoruz. Bu da olimpiyatların nedenli yapıldığı ile ilgili de bize bir mesaj veriyor olabilir. Şurada geldiğimizde Kengöz evine ulaşıyoruz. Benim en çok sevdiğim artık mozaiklerden bir tanesi Kengöz. Kengöz tasvir edilmiş burada. Üzerinde Kaysi yazıyor. Kaysi ne demek kelime olarak yani? Kaysi sen de anlamına geliyor. Sen de. Sen de. Yani iyi düşünürsen iyi şeyler gelsin başına. Kötü benim şeyler aklımda kötü düşünürsen kötü şeyler gelsin. Onu da tasvir etmişler zaten. Burada bir kem göz, kötü göz bakıyor. Kötü göze saldıran yabani hayvanlar var. Çıyan, akbaba, işte bir kurt, yılan, bir üç şeyli çatallı mızrak, ondan sonra bir kılıç var ve bir kambur tasviri var burada. Falik simgelere de rastlıyoruz tabii burada yine. Bu bir evin girişinde rastlanmış. Tabii o dönemde büyücülük faaliyetleriyle de ilişkilendirilebilir bu durum. Büyücülük o yasak aslında tabii yine. Ama insanlar büyücülükten, büyüden korunmak için de bu şekilde bazı tasvirlere yer vermişler. Burada da yine bir Kaysi görüyoruz. Sen de bizdeki diyor. Nazar boncuğu gibi olabilir mi? Hani bizlerde de öyle tabii inançlar günümüzde, var ya. Günümüzde bizim nazar boncuğu gibi olabilir. Öyle de düşünebiliriz. Hemen altında bir bebek Herkül'ü görüyoruz. Bebek Herkül yine Zeus'un gayrimeşru bir oğlu. Hera bunu kıskandığı için de, istemediği için de kundaktayken ona iki yılan gönderiyor ve Herkül tabii o dönemde yine gücünü gösterip bu yılanları alt ediyor. Ama tabii daha sonra yine bir ölümü bir kadın yüzünden oluyor en son. Görevleri tamamladıktan sonra yine bir kadın yüzünden ölüyor. Hera öldüremiyor ama tabii yine oyunlarla. Kaderi değişmemiş aslında. Entrikalar. Evet, buradan yavaş yavaş çıkabiliriz. Krallar bölümüne gelelim bir. Burada yine çok güzel bir mozaik var. Hemen şöyle geldiğimizde Soteria'yı görüyoruz. Bu da Apollosis hamamının taban mozaiği diye geçiyor. Soteria. Soteria kelime olarak ne demek? Kurtuluş. Kurtulmak. Kurtuluş. Yani ne anlama geliyor? Hamam, kurtuluş. Bunu yine şöyle yorumlamışlar. Şöyle bakalım. Çok güzel bir yazı buldum. 1960 basım bir kitap bu. Oradan bir SS aldım. Hemen şöyle açayım ben bunu. Şöyle baktığımızda
Soteria'nın bulunduğu yeri görüyoruz. Bir hamam tabanı. Evet. 1938'de bulunuyor gördüğümüz üzere. Hemen şöyle geldiğimizde şöyle hamam görüyoruz. İşte sıcaklık, soğukluk, latrin, tuvalet kısmı, bir hamam kompleksi görüyoruz. Orta mozaiği oluşturan bir mozaikti. Davut yıldızı görüyoruz yine etrafta. Davut yıldızı şeklinde tasvir edilmiş. Ve aslında burada hamamda kazanılan sağlık anlatılmak istenmiş. Temizlik. Aslında yani arınma gibi. Yani kurtuluşu o anlamda aktarabiliriz, aslında anlamlandırabiliriz. Evet, ben şimdi nasıl geri döneceğim buradan? Çok pardon. Soteria ile evet anlatmak istenen o muhtemelen. Hamamda kazanılan sağlık. Çünkü güzel bir kadın tasvir edilmiş burada. Kurtuluş, kurtulmak da yazılmış. Tabii burada sadece bedensel bir sağlıktan bahsedilmiyor. Aynı zamanda zihinsel, ruhsal bir sağlık da söz konusu olabilir Soteria'dan. Şöyle devam edelim. Tabii Antakya halkı eğlenceli bir halk dedik. Eğlencelere, olimpiyatlara önem veriyor. Aynı zamanda tiyatroya da çok önem veren bir halk. Bunu da şu şekilde yine panellerde görebiliyoruz. Sağda gördüğümüz panel yine Dafne'de bulunuyor. Bir Menander mozaiği. Menanderos Atina bölgesinde M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir komedya yazarı, tiyatro yazarı ve onun oyunundan burada bir şey sahneleme betimlenmiş bu şekilde. Burada Antakya elitlerinin aslında tiyatroya ne kadar düşkün olduğunu evet, ve bunu görebiliyoruz mozaiklerde, eserlerde. Eserlerine yansıttıklarını görebiliyoruz. Şurada yine bugün hepimizin evinde olduğu gibi anne ve babalarımızın düğün tablosu olur ya, ben bunu hep düğün tablosuna benzetirim. Burada deniz tanrısı Okyanus ile kardeşi Tetis tanrıça, nehir tanrıçası diye geçiyor. Evliliğini görüyoruz. Bunların evliliğinden işte deniz perileri, deniz canlıları, ırmaklar, çaylar oluşuyor. Genelde böyle düğün tablosu gibi şöyle birbirlerine bakar vaziyette anlatmışlar. Çünkü Hatay aynı zamanda su kaynakları bakımından çok zengin bir bölge olduğu için de su konulu mozaikler, su konulu hikayeler de işlemişler mozaiklerine. Şöyle devam edelim. Lahitler salonuna doğru geçelim yavaş yavaş. Lahitlerin salonuna girmeden önce şurada yine çok güzel Euripides'in yine bir trajedya yazarı Euripides'in eserinden yine burada bir mozaik görüyoruz ama tam net gözükmüyor herhalde. İfijinya mozaiği. Bu Truva kralı, özür dilerim Truva diyorum, Agamemnon kralı burada Truva seferine çıkarken Artemis'in bir geyiğini yanlışlıkla kesiyor. Artemis, bereket tanrıçası. Ve tabii bunun üzerine Artemis bunu cezalandırmak istiyor ve kızını kurban etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu Agamemnon tabii nasıl yapacağını bilmiyor. Özellikle kızını nasıl bu şekilde ikna edeceğini bilmiyor. Eşine ne diyeceğini bilmiyor. Ve kızını Aşille evlendireceğini söyleyerek evinden alma sahnesini betimlemişler. İfijinya'yı Agamemnon, Kral Agamemnon burada kızını, işte eşini anlatıyor, Aşille evlendireceğim diyerek kurban etmeye götürülen sahne tasvir edilmiş. Yine çok güzel bir mozaiktir. Lahitler kısmına geldik. Yavaş yavaş da son kısımlar artık. 1 saat 30 dakikada oldu. Şöyle direkt Antakya Lahidi'ne doğru ilerleyelim. Antakya Lahidi de 1990'ların başında Defne'de bir kazı. Bu oradaki en ünlü lahit diyebiliriz aslında, değil mi? Diğer lahitleri şöyle bir göz gezdirebilir miyiz Hacan Bey? Tabii çıkarken gezdireyim. Çıkarken gezdireyim. Hemen aradaki farkı zaten göreceğiz. Evet, en heybetlisi. Ayrıca bu özel bir bölümde yer alıyor. Bir yani diğer lahitlerden. Evet. 1993 yılında bulunuyor bu lahit. Sidemara tipi bir lahit. İşte sütunların olduğu, tasvirlerin olduğu bir lahit. Bu
özel bir lahit olduğu için tabii birkaç atölyesi biliniyor Türkiye'de ve oralardan çıkıp işte siparişle getirildiğini düşünüyoruz. İşlemeler çok ince gördüğümüz gibi bazı tasvirler var. Evet. Bu lahit açıldığında Neyi içinden anlatıyor tam olarak buradaki tasvirler? hemen ondan da bahsedelim. Şöyle içerisinden sikke çıkıyor. Üç tane sikke burada sergileniyor. Kişisel eşyalar var, objeler var. Ve bir şöyle aile iskeleti var burada. Tabii bir baba, bir eş olduğu düşünülen ve bir de bir kız, kadın iskeleti daha Lahitin var. içerisinden çıkıyor bunlar. Lahitin içerisinden çıkıyor, evet. Şuradaki tasvirlerden başlayacak olursak, işte soylu bir aileye ait olduğunu düşünüyor. Zaten o dönemde yaşanılan sınıfsal ayrılıkları düşünürsek de her insanın böyle bir lahide sahip olamayacağı Herkes yaptıramıyor aslında bahsedebiliriz. lahit, değil mi? Tabii. Böyle bir Şurada yine maddi bir gücün olması gerekiyor maddi bir gücün aslında. olması da gerekiyor. Önemli biri olman gerekiyor. Önemli birçok Sağlık faktör. bekleniyor. Şurada baktığımızda duruşlarıyla ve giysileriyle aristokrat bir aile olduğu tasviri kanısına varılıyor burada. Çok pardon. Hemen şu cephede de bir veda tasviri var. Çünkü gençlikten olgunluğa, olgunluktan yaşlılığa giden bir süreç çok güzel bir şekilde betimlenmiş. Şöyle görüyoruz. Şöyle yine üste baktığımızda bir at görüyoruz, at figürü. At da sadece yine soyluların, askerlerin, senatörlerin sahip olduğu, güçlü insanların sahip olabildiği bir hayvan o dönemde. Eroslar mutlu bir hayat yaşadıklarına dair bir ipucu veriyor olabilir. Normalde şu yukarıda lahitin sahiplerinin yüzleri olması gerekiyor. Muhtemelen bu zaten tahrip olmuş. Bu ise ya maske yetişmemiş çünkü tamamen bir yüz şeyi göremiyoruz. Ya maske yetişmemiş ya da tahrip olmuş şeklinde düşünebiliriz. Sikkelerden bu lahidin ikinci ve üçüncü özür dilerim üçüncü ve dördüncü yüzyıl arasında tahriplendiğini biliyoruz. Çünkü sikkelerin basımında orada imparator isimleri var. O yüzlere ait olduğu biliniyor. Aynen. Burada yine bir veda tasviri yine var. Bir kurban sahnesi var. Bu kapı ise öteki dünyanın kapısı. Hades olabilir. İşte Hayır, Karon, cennet, cehennem kayıkçısı Karon inancı olduğu için de sikkelerle gidiyorlar. O sikkelerle de Karon cennet ve cehennem kayıkçısının kendilerini cehenneme değil de cennete götürmesi için bir kurban adıyor oldukları ve işte sikke veriyor olduklarını da anlayabiliriz. Hemen bu cephesinde de yine aslan ve boğa mücadelesi ve Zeus'un askerlerini görüyoruz. Diyokorsları görüyoruz burada. Şöyle bir savaş betimlemesi var. bir yaşam var değil mi? Tabii Doğumdan ölüme yani kadar ki olan bir hayatlarıyla yaşam ilgili tasvirlenmiş. bilgi veriyor. Ama Lahit'in tam olarak kime ait olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. Bilinmiyor. Evet. Şuradan devam edelim yine. Bir mozaik yolu var burada. Yine çok güzel bir şehir rehberi edasındaki. Evet, buradaki sütunlar Kurtuluş Caddesi'ni de simgeliyor diyebiliriz değil mi? İçerisinde aslında küçük bir Hatay bölgesi yer alıyor. Zaten baştan beri gezdiğimiz rota üzerinde bu şekilde düşünebiliriz. Bir Thalassa mozaiği var. Onun dışında şurada Yaktı mozaiğini görüyoruz. Yaktı mozaiği yine Harbiye'de bulunan bir mozaik. Onun diğerlerinden farklı olarak ayıran şurada borderlerinde şehrin yaşamına dair bilgi veriyor olması. İşte burada bir stadyum görüyoruz. Şurada başladığımızda şehir kapılarından başlıyor. Defne'deki şeye kadar, tiyatroya, stadyuma kadar işte şelalelere kadar gidiyor. Şurada Yaktı mozaiği üstten bir görünüm olmasından, evet şöyle baktığınızda bordürü tamamen bir şehir rehberi gibi. Yani bu üzerinde isimleri de var. İşte burada hamallar var, ticaret var, Sütunlu Cadde'deki dükkanlar, bir stadyum, devam ediyoruz. İşte burada bir yine tiyatro var. Şuradaki kısımda Megalofikya'yı görüyoruz. Yüce ruh anlamında. Bu bütün dünyanın hareketliliği içerisindeki dingin ruh olarak da yorumlayabiliriz bunu.
Çünkü hayat hep devam ediyor iyisiyle kötüsüyle ve hep bir kargaşa var. Burada da av sahneleri betimlenmiş, kahramanlar avcılık yapıyor. Tabii geç Antakya'nın Roma dönemindeki periyodundaki son dönemlerinde finansal kaynaklar da azaldığı için depremler oluyor, salgın hastalıklar oluyor. Olimpiyat oyunları eskisi gibi görkemli düzenlenemiyor. Düzenlenemediği için de şenliklerde en basit yolu olan yabani hayvan avı yoluna gidiliyor ve hayvanlar avlanıyor. O gösterilerle halk bir şekilde teskin edilmeye çalışıyor. Bu da Yaktu Müzesi'nden bunu da anlayabiliriz. Bu mozaikte biz onu görüyoruz. Evet, şöyle müzede yürümeye devam ettiğimizde yavaş yavaş çıkışa doğru geçiyor. Burada bir Erzin dönümü var. Büyük bir Artemis mozaiği, hamam kalıntıları gösterilmiş. Solumuzda Aziz Babilas'a ait Samandağ'da bir Martyon kompleksi, yani şehit diyebileceğimiz bir ufak bir manastır, kilise kompleksi ortaya çıkarmış. Mozaikler ilk önce mitolojik hikayeler, mitolojik konular, güncelik hayata ait şeyler işlerken Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu sadece geometrik motiflerle hayvansal odaklı, doğal odaklı motiflere dönüşmüştür. Martyon kısmında da bunu görebiliyoruz. Yine şöyle devam ediyoruz. Bir Orta Çağ bölümü var. Burada İslam dönemini tarihlenen eserler var. El yazması, Kur'an-ı Kerimler, işte 300 yıllık, 350 yıllık. Solda da bir hazine bölümü var. Burada da bir hayat ağacı görüyoruz aslında. Bu Musa Dağı'nda, yani Hıdır Bey köyündeki Musa ağacını gösteriyor. Birçok medeniyete ağaçla birlikte gelişen, işte kaç medeniyete ev sahipliği yaptığını gösteriyor bu ağaç. Solda bir hazine bölümü var. Yine dünyada sikke koleksiyonu açısından ilk beşe girecek kadar geniş bir şeye sahip. Çünkü Antakya Levant bölgesinde yer alıyor. Bir geçiş bölgesi. Dolayısıyla doğuyla batı, kuzeyle güney arasında bir geçiş noktası olmuştur her zaman. Liman kenti olmuştur. Eski dönemlerden beri taştan başlayarak deniz kabuklarına giden süreçte daha sonra zeytinin kullanılmasıyla, zeytinyağının ortaya çıkarılmasıyla, tahılların depolanmasıyla birlikte bir ticari süreç var. Ve bu bölgede para alışverişi gayet iyi bir şekilde ilerlemiş. Günümüzde de binden fazla sikke var diye biliyorum o bölümde. Tabii burada sanal müze üzerinden çok fazla şey yapamıyoruz, göremiyoruz onu. Bu ya şekilde zaten bitmez. Herkesi aslında buradan da davet ediyoruz. Yani rahat bir 3,5-4 saatinizi harcarsınız. Güzel bir Hatay Arkeoloji Müzesi öğrenci kartını gösterenlere 30 lira müze kartı sunuyor. Müze kartı alınabiliyor. Öğrenci olmayan, yani normal Türk vatandaşı olan misafirlerimiz de 60 lira karşılığında müze kartı çıkarabiliyor. Bir yıl geçerli bu müze kartlar ve burada Kültür Bakanlığı'na bağlı öğren yerlerini, müzelerin çoğunu ziyaret edebiliyorlar. Bunların bazı istisnaları var. İşte Efes'teki yamaç evler gibi bazı bölümler var. Onlara da bakarlar ama Türkiye'nin genelinde müze kartıyla her yeri gezebiliyorlar. Özellikle Hatay'da arkeoloji müzesiyle başlayan tur St. Pierre Kilisesi ile devam eder. Daha sonra müze otele girebilirsiniz o kartla. Titüs Tüneli'ne gidebilirsiniz. Ve yine yeni açılan etnografya müzesine de girebiliyorsunuz o müze kartıyla. Herkesi tabii Antakya'ya, Hatay'a bekleriz. Yerinde yerinde deneyimlemek bambaşka. Yerinde görmek. Daha sonra sanal turda görüyoruz ama inanın yerinde solumak bambaşka bir duygu. Çünkü yani gezdirdiğimiz bile çok az bir kısım aslında. Daha birçok odası, birçok eserler yine içerisinde mevcut. Bu anlatımla bile yani 1,5 saati geçti. Varın siz düşünün orada gezerken ki geçireceğiniz zamanı. Oldukça zengin bir müze eser konusunda diyorum. Yani defalarca gitmeme rağmen hep yeni yeni eserlerle karşılaşıyorum. Aa bu da mı vardı, bu da mı vardı? Daha önce görmedim ya. Hani bir kere gezmekle de aslında olacak bir şey değil. Yani yolu düşenin düşmeyenin herkesin birden fazla uğraması gereken noktalardan bir tanesi. Aycan Bey burada bittik galiba. Yani ben müze hemen anlatımıyla ilgili evet şimdilik artık soruları bir bakayım. Sorulara evet ben de baktım. Hitit Kralı Şubbililuma heykeli elinde mızrak ve başak tutan hakkında bilgi verir misiniz? Evet, verdik. Başak
işte simgesel olarak anlamı, Hitit döneminin son kralı olduğunu, işte tarihteki ilk deniz savaşını yine kayda geçirdiğini, işte Kıbrıs şeyinde savaştığını açıklarında. Onun dışında hani Hitit kralı ile ilgili verilebilecek çok detaylı bir öğrencimizin test çalışmasıymış. Hatta özelden ulaşabilirler bana. Özelden ulaşıp yine gerek elinizde olan kaynakları Aycan Bey'de paylaşabilir. Yani herhangi bir şey bu bölümde özellikle turizm rehberliği bölümü öğrencileri istediği zaman bana ulaşabilirler. Aycan Kutu benim adım. Instagram'da bulurlar. Her türlü sorularına, sorunlarına yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Onun dışında tabii yine herkesi turlarımıza bekliyoruz. Hareket başlasın. İnşallah şu pandemi de artık biraz azalır, hatta bitsin de gezmelerimize başlayalım. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederiz Aycan Bey. Bu kıymetli bilgileri bize aktardığınız için dilinize, emeğinize, bilginize sağlık diyoruz gerçekten. Teşekkür ederiz. Bana bu fırsatı sunduğunuz için ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ben de. Size katıldığınız için. İnşallah umarım, başka etkinliklerde yine birlikte oluruz. Umarım izleyenler de böyle bir demo tanıtım açısından memnun kalmışlardır. Sürçülisan ettiysek de affola bazı yerlerde. Dediğim gibi her türlü yardım, destek elimden geldiğince açığım. Bizim rehberliği öğrencilere ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz de görülür yine. Her zaman ulaşabilirsiniz Aycan Bey'e, keza bizlere. Yine elimizden gelen tüm yardımları da sizlere sunacağımızdan emin olabilirsiniz. O zaman etkinliği burada sonlandırıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde başta dekan ve dekan yardımcıları hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yine siz değerli kıymetli katılımcılarımıza da değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz burada yine son bulmuştur. Yine turizm haftamız kutlu olsun. Sağlıklı günlerde canlı canlı buluşmak dileğiyle artık ümitlerimizi sağlıklı günlere ayırıyorum. Kendinize iyi bakın.